İyi pazarlar sevgili seyirciler. Yine TVM ekranlarında Kalplerimiz Seni Unutur mu Yeşilçam adlı programımızda sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, böyle ailesinden sanatçı çıkmış pek çok isimler vardır. Yani bazen bir kişidir o, bazen iki kişidir ama arka arkaya üç tane kardeşin de böyle Türkiye'yi salladığı çok ender durumlar vardır. Ben, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayten. Erman ben. Ayten Erman, evet. Ayşen Ayşen Guru Guru. da. Erman ama hadi Guru da diyelim. Hadi Guru da diyelim. Ayten. Ayben Erman, evet. Sizlerle beraber olmak vallahi bizim hayalimizdi. Canım. Bu programa başlarken ne zaman getireceğiz, nasıl getireceğiz, nasıl olacak diye teşekkür ediyorum. Ben tabii hep Ayşen'imle çalıştım. Onun için hep Ayşen'le çalıştığım için size vakit kalmadı. Hiçbir filmde, dizide beraber çalışmadık. Ayşen artık Türkiye'de Efsane, yaşayan efsane, efsanelerimizden birisi. efsane. Evet, gerçekten. Ama diğer ablalarımız, onlar da efsane. Aynen öyle. Bazen böyle efsaneler bilinmez. Sonradan fark edilir. Canım lafını bir kesmek istiyorum. Kesme. Efsane ve bizim de onur, ailemizin onuru. Ya ne güzel. Ayşen Guru'da. Ne güzel ya. Onuru. Öyle midir? Öyle. İnanılmaz bir şey. Çok kardeş Erman. olduğunuzu vurgulamıyorsunuz ama değil Hayır. mi? O niye? Bu belki de ikinci filan birlikte olduğumuz bir program. Halk üçünüzü birden bir görmek isteriz derler ama. Yani Ama biz bir biraz... tiyatrocunun, bir yapımcının aklına şunlara bir proje yazayım da bir oyun yazayım da oynatayım. Acaba ne olur demez. Bu konuda sanatçının kim, nerede, nasıl oynar, ne kadar oynar, bunları söküp alan Ertem abidir. Öyle değil mi? Değer veren. Değer veren ve halkı tanıyan. Tanıyan. Evet. İşte Onun için şimdi de var belki. sizin grubunuzdaki herkesin o filmlerde oynayan herkesin star oluşu. Ben kendimi ünlü diye zannediyorum. Hakikaten de bazen makyajsız da tanırlar, orada tanırlar. Halit abiyle sahil yolundan dönüyoruz geçen hafta. Ondan sonra bir kişi bile bana el sallamadı. Abicim saygılar, hürmetler falan diye bayağı bozuldu. Bayağı bozuldum, yemin ediyorum. Ve Halit Akçatepe'nin yanında bir kişi Nursel'iydiz falan asla demedi. O zaman anlıyorsun ki yaşayan efsane nedir, onu gözünle görüyorsun. Evet. O Ve yani ona daha öncelik sana vakit verdiler. var, dur ona bir el sallayalım. Sen biraz daha dursaydın, sana da sallayacağız. Çabuk yürüdün, Evet, çok yani. Otobandan geldiğimiz için Ayşen ablayı daha Yok test ama edemedim Halit ama muhtemelen öyle yüreklere olacaktır. kazınmış, beyinlere kazınmış Tabii. bir aktör. Evet, aynen öyle. Anadan babadan da gelen biliyorsun. Tabii. Biliyorsun, senden konuştuk. Canım benim. Ertem abiden Canım konuştuk. Benim. Çok şeker. Çok, çok, hala, çok. Hala öyle. Kalitesiyle, esprileriyle. Tabii. Dinlemesiyle, konuşmasıyla, anlattıklarıyla. Sen Benua mezunu. Evet. Benim. Yani tabii iyi bir mektepten Abinin. mezun ve iyi Fransızca bilir. Gerçi vı bile duymadım ağzından ama. Ama yani iyi Zerrin Özer gibi gülmeye başlayacağım herhalde. Ayten Daha çok abladan mı gülecek. başlıyoruz? Ayten ablanın biyografisiyle başlayalım lütfen. Ayten Erman. Sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Erman, 1935'te babasının görevi nedeniyle bulundukları Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu Sivas'ta geçen oyuncu, ilkokula İstanbul Yeşilköy'de başladı. Ünlü sanatçılar Ayşen Guruda ve Ayben Erman'ın ablası olan Ayten Erman, ilk olarak Avni Dilligil'in Çığır sahnesinde profesyonel oldu. Daha sonra ses opereti Tevhid Bilge, Orhan Erçin, Kenan Büke, Tuncay Özinel, Haldun Dönmen ve Nedim Saban tiyatrosu olmak üzere birçok özel tiyatroda oyuncu olarak sahneye çıktı. Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalinin unutulmaz kadrosunda yer aldı.
Ayten Erman'ın oynadığı filmlerden bazıları şunlar: Beyoğlu'nun Arka Yakası, İffet, Şalvar Davası, Şekerpare, Aile Şerefi, Tosun Paşa, En Büyük Şaban ve Şendul Şaban. Sinema ve tiyatronun yanı sıra birçok televizyon dizisinde yer alan usta oyuncunun rol aldığı dizilerden bazıları şunlar: Çılgın Bediş, Kaygısızlar, Tatlı Kaçıklar, Cümbüş Sokak ve Cennet Mahallesi. Sanatçının ünlü karakter oyuncusu Şemsi İnkaya ile olan evliliğinden Ozan adında bir oğlu var. Hoşunuza gitti mi? Gözleriniz yaşardı. Zaten ay, o şeyle bana iyi görünce bir tek ben kaldım. Bir duygusuz benim. Allah uzun ömür versin. Hayır, yine gözlerin doldu da sen belli etmedin. Ben her şeyi ağlasam orada kaç tane gitmiş var. Kaç evet, tane. Evet. Ben onlara bir ağlarsam o ben yaşayamam. Hepsine falan değil de o evet, baleye o çok... Bir tek ben kaldım onların arasında. Allah, bu onların Hisseli Harikalar değil mi? Hisseli evet. Harikaların ben, o bale hani Manda Gölü Balesi. Ah yerim ben. Çok güzel. Diğer vardı Adile abla falan. Adile abla, Osman abla, ablam Belkıs abla. Dillegil. Bir tek bir ablamız mı kaldı? Ah evet. Benim canım ya. Onlar ne güzel arkadaşlıklar çok, değil mi? Allah'ım ya Rabbim öyle arkadaşlık yok artık. Belkıs Hanım arkadaş değil ana ana. Öyle bir kadındı. Değil mi Ayşe? Asuman abla da öyleydi. Asuman da öyleydi. Of, of. Çok, ben de çalıştım. Çok severim. Adile abla da öyleydi. Adile ablayı Adile zaten artık öyle. Konuşmayalım. Yani biz her bölüm Adile ablayı konuşmaktan bir gün artık rüyalarıma girecek yani. Yeter beni konuşma diye. Çalıştığım yok ama filmlerden... mecburuz. Çünkü ustalarım benim evet, onlar. Evet, benim yani orada gördüğün o dört tane benim ustam. Ya kimin ustası değil ki? Halkın hepsinin, ustası. Hepsinin, herkesin. Ya. Herkesin Asuman evinde abla bir gibi bir oyuncu bir gelmiyor bak yok. Yok. Şu Hisseli Harikaların şeyinden bahsetsenize öyküsünden. Kaç senesiydi o? Nasıl başladı? Proje nasıl? 79'un sonu 80'in başı değil mi? 80 Mart'tı. Buyurun. Erol Evgin bilir onları. Ben de biliyorum. Erol Evgin'den Erol daha Evgin benim çalışıyor. Çok güzel. Tarih çalışıyor. Hisseli Harikalar'da Erol Evgin'de herkes vardı galiba değil mi? Herkes var değil mi? Egemen Bostancı yani, rahmetli Egemen Bostancı prodüksiyonuydu evet, değil mi? Evet. Şan. Şan. Şan'da. Müzikolü i̇lk, zamanı. İlk Yedi Kocalı Hürmüz oynandı. Ayten Gökçer. Gökçer evet. Ünal. Şey Cihan Ünal filan. Gökçer'de koymuştu. Cüneyt Gökçer'de koymuştu. Sahneye koymuştu. Ondan sonra Hisseli. Hisseli Harikaları kim koydu? Hisseli Harikaları Dormen. Haldun Bey. Haldun Bey. Haldun Bey. Melih Kibar müzikleri yaptı. Benim güzel. Çiğdem Talu. Çiğdem Talu müzik sözleri yazdı. Bakar mısınız? Yani muhteşem. Oyuncu kadrosunda başka kimler vardı? Adile abla. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Şey... Turgut Boralı, İlyas, İlyas, İlyas tabi A'yı oynuyordu. Şener. Ben vardım. Yok. Şener yok. Ayşen vardı. Sonra Nevra Senezli. Nevra, ablam, Belkıs, Belkıs abla, Belkıs. Asuman abla. En ben, küçük rolde Zerrin. Zerrin Sümer vardı. Tarzan Çetin vardı. Tabi. Tarzan Çetin çocukların sevgilisiydi. Ve müzikler şey değil mi? Melih Kibar. Ayten ablacığım amin. Her şey seninle başladı tabii. Benle. Evet sonra çorap söküğü gibi evet, geldiler. Havva ya. Havva Hanım. Havva Hanım. Havva Hanım nasıl tiyatroya başladı? Aklına nasıl tabii geldi? Ne olur o hikayeyle şimdi başlayalım. Şöyle. Arne Dilligil benim. Arne Dilligil ve kız kardeşi Rona. Ali Erona. Annemle babamın Samsun'dan arkadaşlar. Ben herhalde bir şeyler varmış. Çünkü babamın çoraplarını böyle şey yapar. Dans edermişim. Buralara takar. Bir şeyler bulmuşlar. Onların da içinde varmış sanatçı ruhu. Annem benim elimden tuttu. Avni Bey'e götürdü. Bak dedi Avni Hoca. Ben kızımı getirdim. Bir şey var görüyorsan al. Kaç edin yaşındasınız o zamanlar? 17 filan. 16-17 yaşında filan. Sonra işte Çığır sahnede
bana Avni Hoca bir rol verdi. Sevda Ferda'nın kız kardeşi de vardı, Ferda diye. Ferda. İkimiz de aynı, Frida diye bir rol verdi. İkimizi de çalıştırdı filan. Beni daha çok herhalde beğendi ki rolü bana verdi. Çalıştık filan. Sonra bir şey oldu, bir ölümler filan oldu. Oyunlar durdu, kalktı. Sonra, sahnelenemedi yani. Evet, sahnelenmedi. Türkçeyi de öğrensem güzel. Sonra Fidanaki diye bir oyun. Fidanaki. Yunan. Yine çığır sahnesinde. Çığır sahnede. Yunan oyunu, Pandelihorn oyunu. Orada bir genelev. Genelev'de bir sermaye oynadım. İlk benim profesyonel olmam o oyundur. Ama çok beğenildi. Çok beğendiler. Herhalde içimde de varmış öyle bir şey. İyi oynadım. Ben hatırlıyorum. Bornozla çıkıyordum. Bornozla ben çıkardım de böyle. Ben şöyle de bacağımı açardım. Rahmetli Bülent... Neydi Bülent? Ufuk mu? Yani Bülentler eskiye giderse Bülent Ufuk falan vardı. Bülent Ufuk değil. Alev'in kocası. Bülent Koral. Böyle gösterdim. Nasılım diye. Herkes onu hatırlar. Benim orada tepede şu bacağımı açıp da nasılım diye sormamı hatırlar. Angelina Jolie daha bir sene önce yaptı o hareketi. Aynen. Ben o 60 sene evvel yaptım çocuğum. Farkındasınız değil mi? Evet. Oscar'da. 60 sene Sibel evvel. Sibel Can yarım yarım yapıyor. He? Sibel Can yarım. Yandan kaldı be yandan. İşte ben böyle oyuncu oldum. Sonra dediler ki biraz da para kazan. Çünkü çığır sahnede zaten Avni Hoca da para kazanamadı. O 60 yıldır değişmedi zaten o evet. Gelenek. Yani onu koruduk yani. Şey yaparsan, tiyatro yaparsan para kazanamıyorsun. Neyse sonra ses operetine geçtim. Orada bir sürü oyunlarda oynadım. Tevfik Bilge turne yaptı. Tevfik Bilge'nin turnesinde dediler ki genç bir kıza ihtiyacımız var. Babam da yeni ölmüştü o zaman. Ayşen'e sordum. Ayşen istemedi. Ya benim zorumla Ayşen oyuncu oldu. Peki bilmem ne filan dedi. Biz turneye çıktık. Ayşen de öyle oldu. Ya istemeden. Ya, İstemeden evet. Allah Allah Ayşen. Avukat filan olmak istiyordu. Ben bütün bu söylediği ablamın film şeylerini, oyunlarını hep çocuk kalacağız filan hepsini evet, izledim. Evet. Çok iyi bir tiyatro izleyicisiydim. Ama küçücüktüm, ateşler içinde böyle dalıp gider gene onları seyrederdim. Ama hiç istemiyordum. Yani bir tane müsamereye çıktım. Birinci sınıfta. Orada da böyle bir resmim var diye oturmuşum bakıyorum. Yani ondan sonra benim sahne mahne hiç aklım yok. Ben avukat olacağım. Öyle bir hayalim var ama babam ölünce çalışmak zorunda kaldık. Hepimiz. Bunlar şimdi, küçük. Içeri. Annem yapayalnız kaldı. İki büyüyecek biziz. Ablam da o şeyi söyledi. Gel dedi. Gittim. Hiç unutmuyorum. Çorlu'da sahneye çıktık. O gün benim ilk sahneye çıkışım Çorlu'da. Birkaç replik sonra alkış aldım. Ama kimi alkışlıyorlar, niye alkışlıyorlar? Belli değil. Hiç bilmiyorum yani. O kadar bilmiyorum. En sonunda beni alkışlıyorlarmış. Bir alkış. İçeri girdim, herkes öptü filan. Kadroda ben bir kabareyim sonra, bir hafta sonra. Ben olmazsam oyun oynanmaz zannediyorum. Şerif abla filan bir çektiler beni. Sen ne yapıyorsun bakayım dediler. Ne yapıyorsun? Sen olmasan var ya, sırada kuyruk var dediler. Böyle şey yok. Adam gibi otur. Oyununu oyna, gömleğini al. Bu ne dedi? Üstünde elbise, buruş. Başka etekliğin yok mu senin? Var. Bunu yıka, ütüle, para verdi. Bir tane de naylon torba al, bir de askı. Bunları böyle göreceğim. Ben dedi krank açıyorum. İki tane koca böyle askılı valiz açıyorum. Her gün ütü yapıyorum. Bunu söyleyen kimdi bir daha tek? Bir şeref. Çapın. Evet, Köroğlu. Fosforoğlu. Fosforoğlu, Müşerref abla.
Renan Fasoroğlu'nun hanımı. Hanımı biliyorum. Evet. Yani ne diyorsun bir onu? Daha öyle annemi istiyorum bilmem. Defol git dedi. Git. O oldu. Bak bunu okulda öğrenemezsin. Okulda öğrenemezsin. Yavaş yavaş. Evet. Bu elbiseler sahnenin. Bu elbiselerle çıkacaksın. Sahnede giydiğin şeyi sokakta giymeyeceksin. Asla. Bunları okul nereden öğretir? Hiçbir yerden. Hiçbir çok yer. Zor. Hani yapa yapa öğreneceksin bunları. Yani okulda da bir şeyler öğrenilir mutlaka ama bunlar değil. Performans öğrenirsin, bilmem ne öğrenirsin. Bunları daha sonra öğrenirsin. Tarihini filan. Bir de galiba benim gördüğüm kadarıyla yani bir yönetmen olarak çalıştığımda hani okullu da geldi bize, oynadı. Hani biz de yönetmen olarak izliyoruz, görüyoruz falan. Fakat bizim bu hayatı öğrenerek gelmiş insanların içinde ve dünyasında ben ona tanrı vergisi diyorum. Alaylı demek eğitim almamış demek anlamına mı geliyor? Alaylı demek büyük ustalarla çalışarak eğitilmiş, farklı farklı yönetmenlerle farklı üsluplar içerisinde yoğrulmuş, kendini okula belki gitmediği için daha fazla kendini her konuda geliştirmeye çalışmış ve böylece halkın kalbinde taht kurmuş insan manasına gelmiyor mu? Yani alaylı deyince bir şekilde sahneye ya da perdeye çıkıyor, orada da duruyor manasına alınıyor bizim ülkemizde. Evet, maalesef. Bu konuyu ben özellikle gençler için aydınlatmanızı üçünüzden de rica tabii ediyorum. Tabii ki okul çok önemli. Yani ama yani en az 5 sene mesela atlarınız hazır efendim diyeceksin yabancı ülkelerde. 5 senelik bir okula gidiyorsun veya 5 sene bir ustadan ders alıyorsun. Sonra size bir mektup var veyahut da atlarınız hazır efendim rolüne çıkıyorsun. Evet. Öyle lakkadak bu gece yat, yarın sabah hadi yap bakalım. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Alaylı insan hakikaten dediğin doğru Nurseli. Ben daha bir şeyleri öğrenmem lazım. Akademik tarafına bakmam lazım. Daha yeniliklere açık olmam ve öğrenmem lazım demek zorunda. Çünkü o okulda bu eğitimi almadığı için hayatta alıyor. Normal yaşarken, şey yaparken, oynarken. Onun için daha çok... daha aç, daha kıymet bilir oluyor değil mi? Tabii okumasın ki, tabii, evet. Tabii ki. Ama bizde bir aşağılama, bir gurur, bir kibir meselesi. Hayır değil. Okullu olmak da çok güzel bir şey. Alaylı olmak da. Yedikocalı Hürmüz'de Ayten Gökçer, Cihan Ünal, Muazzez Kurdoğlu gibi büyük oyuncular ve okullu oyuncularla... Ayten Hanım da okullu değildir ama. Hayır, Ayten Gökçer de okullu değildir. Ama Devlet Tiyatrosu ekolünde çalışıyor. Ama bizler... Daha başkaları da vardı. Neriman Esi vardı, Muammer Esi vardı filan. Bizler alaylılar bir arada oynadık ve oyun çok güzel oldu. Evet, ben konservatuar evet. Birinci sınıftaydım, hatırlıyorum. Çok güzel oldu. İnanılmaz. Evet. Adile abla filan hep beraber İlyas, Berberi oynadı, Altan Erbulak. Hepimiz alaylıyız. Akademik bilgiyle... pratik bilgi bir araya gelince çok daha güzel şeyler oluyor. Yani akademik bilgide de şöyle bir şeyler çıkıyor galiba. Artık orada okuyup hayata geçtiğin zaman tık diye kalanlar var. Onlar da var. Tık evet, diye evet. Kalıyor okul sahnede. Her şey demek olmayabiliyor. Hani okulu bitirdik? Hani her şeyi biliyoruz? Sonra yapa yapa diye bir laf vardı. Siz de aynı şekilde yapa yapa götürmedik tabii. Mi bir ton şeyleri hep beraber? Tabii. Götürdüğümüz bu şeylerde illa okullu ve akademiyi bitirirsen mi ukala olacaksın? Yani biraz var. Gerekmiyor. Ha, değil mi? Bana göre. Ha, yani Amerikan sinemasında, Avrupa sinemasında da okuldan gelmeyen çok büyük starlar muhakkak, var. Muhakkak. Yani ama deli gibi onlar da belki daha çok çalışıyorlar. Ben bazen dönüp bakıyorum kendime. Ya bir tiyatro hakkında, bir şey hakkında konuşulurken bakıyorum bilgilerin çoğunu unutmuşum. Onları yenileme zahmetine katlanmamışım. Çünkü hani okuldanız ya, bir de ona yaslanmak gibi bir tembelliğe de düşebiliyorsunuz. Ya hani dönüp de belki bir alaylının dönüp baktığı kadar da bakmıyorsun bazen meselelere.
Böyle bir handikapı da olabiliyor yani akademisyen olmanın, akademiden gelmek. Bak Nurseli, benim bir felsefem var. İster felsefedir de bir şeyim var. Ben neyim? Ben bunu söylüyorum. Ben neyim? Oyuncuyum. Oyun ne? Çok güzel, çok önemli, çok öğretici bir şey. Yani çocukluktan itibaren başladığımız hayatı öğrenmek için oyun. Fakat bu oyunu hem çok ciddiye alacaksın hem çok eğleneceksin. Evet. Ben sadece ciddiye alanlarla oynayamıyorum. Komiğime geliyor. Eğleneceksin de. Eğleneceğim. Tabii eğleneceğim. Tabii. Eğleneceğim. Bir de Ayşen'cim bana şey gibi geliyor. Yani biraz da bazı rolleri hani yaşamak lazım. Yani bazı roller var Ümit. Yani yaşanmaz. O kadar yani, rahat tamam. Ki binersin sırtına tıkıdık tıkıdık gidersin. Ama bazı rollerde sen rol yaparsın. Yok, işte, o önemli. Ona getirmeye Ona imza atarsın. Evet aynı fikirde. O işte önemli. O zaman aktör oluyorsun. Ayşen'cim şimdi Ayben'in şeyini de sen... Nereden geldiğini anladım. Ay ben sen nereden geldin? Aydancığım hoş geldin. Bir tane biz şey yapalım, bir şöyle kenarda bekleyelim. Ayben yoktu. Bir ara biz dörtlüydük. Sonra Ayben yeni geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi nasıl geldin, ne yaptığını birazcık ablaları anlatsın. Herkes birbirini anlatıyor. Sıra sen, kardeşin anlatmadan. Yapacak bir şey yok bu durumda yani. Evet, buyurun. Sizi bekliyoruz. Sen sorularını sorabilirsin. Yani arada ama o kadar güzel anlatıyorsunuz ki soru soracak bir şey kalmıyor. Ben Ayben'i gerçekten daha çok soruları rahmetli abimden ötürü de zaten tanıyorum ama bir araya gelmiş değiliz. İlk kez geliyoruz. Çok çocukluktan bu işe girdiğini biliyorum. Oradan şimdi sonrasını biraz bir kendinde şey duyalım. Miyim? Tabii. Ben Ayben doğdu. Bize dediler ki annem hep evde doğum yaptı. Ebe. Doğru. Ebe doğurttu bizi. Bize dediler ki bir tane kardeş geliyor. Siz erkek kardeşimle. Siz uyuyun. Sonra o kardeş sizi dondurma getirecek. Sonra biz uyuduk, uyandık, varak varak. Hani dondurma, dondurmacı da geçmiş, gitmiş meğer. Ulan diyorum ne yalancı çocukmuş bu. Dondurma vermedi. Sonradan ablam bunun saçlı çok güzel bir bebekti ama. Hala öyle. Hala da öyle. Bu lüle tek tek lüle yapıyorlar. Bu oturuyor böyle bir kurdeli bunun kafasında niye tutuyor? Oturup sabahlara kadar elbise dikiyorum ona ben. Ben bunu hep seyretmişimdir uzaktan. Yazık çocuğa niye böyle oturtuyorlar? Niye ona o kurdeliyi böyle böyle yap kafandan düşür. Hep ben başka yer o oturuyor. Kokoştu küçüklüğünden beri kokoş. Yani bakın. Doğarken çıkıdık 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 diye doğdu. O zaman bu zaman çıkıdık. Aynen. Ama en yeteneklimizdir. Ayten ablayla çok yaş farkınız var diye sizin bir şeyiniz var. Anne zannederlermiş. Onu da biraz anlatır mısın? Annecilik oynayalım derdim. İşte yaş farkı olduğu için okulda bütün arkadaşların anneleri genç. Ayten ablam geliyor falan. Çok da şık giyiniyor böyle. Çok da güzel. Annen mi? Evet annem. Annem Ayten ablama derdim ki annecilik oynayalım lütfen. Bozma anne. Annem gibi davranıyordum öyle sokakta. O devam etti sonra değil mi? Yani annem gibi. Hatta kızım da anneanne der. İnanılmaz. Hatta derdi ki derdiler bu yapardı. Senin annen o. Baban Kore'de öldü. Ne yapayım? Bari bir senaryo yazayım da çocuğun elinde olsun. Ama bu hep bende bir şüphe halinde. Yani hala da şüphe baba halinde. Baba Kore'de mi? Ben babamla annemin mi yoksa Ayten ablamın çocuğu mu? Hayır ben onun bilmiyorum. İçin mi şu İngilizce'de batı öğretemedim. But. But. Bir de ya, but diyor bak. Okulda ben öyle güzel geçerdim ki sınıfları. Ayşen ablam haritaları yapardı. Abim derslerimi yapardı. Ben de oynardım. Bale çok seviyordum. Bale oynardım falan. Zaten ben balerin olmak istiyordum. Öyle evet. Başladım. Hatta bale dersinden neydi kadının adı? Yıldız. Yıldız Alpar'dan Yıldız ders Alpar. Alıyorum. Ablamlar da Kadıköy Özel Tiyatrosu'nda çalışıyorlar. Ben o zamanlar erik çalıyorum. Bu ders alıyor. Sen bahçede erik. Hayır, siz şeyde oynuyordunuz.
Kadıköy Özel Tiyatrosu. Aramız onu, o kadar var mı ya? Onu bahsediyorum daha yani nasıl başladığımı tiyatroya. Küçüktün başladın. Yıldırım Önal falan baba evinde hayat. Ben de iki ders arası tiyatro oynayan dershanem yakıt olduğu için geldim. Hatta taytlarından falan bale kıyafetlerinden geldim. Onlara bir şey söylemek için bilmiyorum. Yıldırım Önal da öyle oturuyor. Gel bakayım dedi. Al bakayım şunu dedi. Whitney rolünü oku bakayım dedi. Bir okudum ama demek işte içte varmış. Dedi sen bunu oynar mısın dedi. Oynarım dedim. Ama saçlarını keseceğiz erkek oynayacağım. Benim saçlar buraya kadar. İnanamıyorum. Keselim hemen dedi. Yaş kaç? 14 falan. O zamanda da kesilmez yani o saç. Ama hayır kestim ve oynadım. Ve kırmızıya boyadı. Evet. Dört oğlunda erkek evet. Ondan sonra işte Halit de vardı değil mi? Halit. Akçatepe, Halit. Çetin İpekkaya, hani İpekkaya, Yıldırım Önal, Ayşen ablam, Şemsi İnkaya. Yani çok büyük bir kadroydu. Baba evinde hayat. Ve o kadar beğendim ki bütün yani şeylerden falan konservatuvardan getirirlerdi. Bu kız erkek oynuyor. Benim rolümü onlara ders gibi şey seyrettirirlerdi. Zavallık o zamanki konservatuar öğrencileri değil mi? Aslında ben şunu sormak istiyorum. Herkes zannedebilir ki Ayben senin için. Yani Ayten, Ayşen'den sonra sen üçüncü olarak tiyatroya başladın. İşte bale ve sonra tiyatro. İşin kolay mıydı yoksa zor muydu? Bana sanki daha zormuş gibi daha geliyor. Daha zor hem çok zor. Fakat bütün bunların şeyinde, öncesinde 8 yaşında ben Ümit Utku... Yok 5 yaşındaydın ya. Yapımcı. Beş, daha küçük. Daha küçük. Ay Ümit Utku diyorum. Ümit abi. Memduh Ün. Memduh Ün yönetmendi. Ayşe'nin Çilesi diye bir film çektim. Evet. Onda oynadım. Hadi buyurun. O ondan sonra kapandı. Sonra böyle balerin olmak istiyorum falan. Sonra bu tiyatro oldu. Ondan sonra şehir tiyatrosu çocuk bölümüne girdim. Ferit Egemen. Bayağı bir hocalarla eskrim dersleri bilmem ne falan. Orada da oynayarak ondan sonra tiyatro sonra kantoculuk. Mesela şimdi bana çocuklarını tiyatrocu olarak yetiştirmek isteyen yani hem normal okulu okurken hem de oyunculuk eğitimi almasını isteyen bir sürü aile geliyor. Böyle bir ekol söyleyemiyorum. Şehir tiyatrolarının var galiba hala çocuk evet, bölümü var, ama var. Hala var ama yani işte o zamandan bu zamana hala demek bir tane var. Mesela. Ama o filmde de yani 5 mi 6 mı ufak. Yani o yaşta 8 bile değilim belki bilmiyorum. O yaşlardayken bile Memduh Bey çocuklar var akranlarım falan. Derdi ki bir dakika sen o lafı söyleyemedin. Ay ben sen söyle bakayım. Ben onların rolünde oynuyordum. Onların lafını Allah da söylüyordum. Allah özel dokundurmuş yani anne babaya böyle üç tane arka arkaya öyle, şey çıkar. Ve Memduh Ün. Mesela Ayşe'nin durumu da istemiyor yani. O evet, da istemiyor yani. Yok yani. Benim damarlardan akıyor bende. Ben de benim damarlar bütün deliklerden akıyor. Yani, ben de o istemiyor ama. İstemiyor. İstemiyor bunları kadar, yapıyor. Bunları istemiyor. Ayşen Gruda'nın da Ayben Erman'ın da şeylerini, biyografilerini arka arkaya izleyelim ve asıl konulara girelim yani. Ayşen Gruda 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Ablası Ayten Erman'ın desteğiyle tiyatroya başlayan Ayşen Gruda, Tevhid Bilgi Tiyatrosu'nda Kongre Eğleniyor piyesiyle sahneye çıktı. Avni Dilligil, Muammer Karaca, Özel Kadıköy Tiyatrosu, Ankara Meydan Sahnesi, Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu gibi ülkenin önde gelen tiyatrolarında usta oyuncularla sahneyi paylaştı. TRT için çekilen skeçlerde canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet diplemesiyle bir anda herkesin sevgilisi oldu. Komşusu Adile Naşit sayesinde Ertem Eğilmez'le tanışan Gruda, Türk sinemasının unutulmaz karakterlerini yarattı. Başta Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Hababam Sınıfı, Şensaz'ın Bülbülleri, Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra müzikalleri olmak üzere birçok müzikalde oynadı. Türk sinemasının klasikleri arasına giren birçok filmde rol aldı. Oynadığı filmlerden bazıları şunlar: Hanzo, Bitirimler Sınıfı, Delisin, Aile Şerefi,
Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Gülen Gözler, Çöpçüler Kralı, İboyla Güllüşah, Şabanoğlu Şaban, Neşeli Günler, Hababam Sınıfı serisi, Şark Bülbülü, Renkli Dünya, Davaro, Gırgırıye, Çiçek Abbas, Şekerpare, Namuslu. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmiyle 11. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, Kağıt filmiyle 47. Antalya Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın ödüllerini alan usta oyuncu, 31. İstanbul Film Festivali'nde Sinema Onur Ödülü aldı. Ayşen Guru da tiyatro ve sinemanın yanı sıra birçok televizyon dizisinde de rol aldı. Bunlardan bazıları şunlar: Ana, Kaygısızlar, Dayı, Ana Kuzusu, Sultan Makamı, Fesubhanallah, Gece Gündüz, Krem. Büyük oyuncu Ayşen Guru da hız kesmeden sinema ve televizyondaki çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Cem Yılmaz'ın pek yakında filminde rol alan sanatçı, Ruhumun Aynası adlı diziyle de televizyon ekranlarında yer alıyor. 1950 İstanbul doğumlu güzel oyuncu Ayben Erman, ünlü sanatçı Ayten Erman ve Ayşen Guruda'nın en küçük kardeşidir. 7 yaşında Memduhü'nün yönettiği Ayşe'nin Çilesi filmiyle sinemaya merhaba dedi. Ardından Şehir Tiyatrosu çocuk bölümüne girdi. Yıldırım Önal, Ulvi Uraz, Üç Maymun Kabere, Levent Kırca tiyatrolarında pek çok oyunda rol aldı. Son olarak Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oynayan Ayben Erman birçok sinema filminde de rol aldı. Bu filmlerden bazıları şunlar: Şendul Şaban, Gün Görmüşler, Uçurtmayı Vurmasınlar, Şabanoğlu Şaban, Arabacının Aşkı, Hayroş, Vurguncular. Kantocu olarak uzun yıllar adından söz ettiren Kanto plakları bulunan sanatçının oynadığı televizyon dizilerinden bazıları: Metropalas, Yeni Hayat, Binbir Gece, Akasya Durağı, Aile Bağları, İlişkiler, Kaygısızlar, Kızlar Sınıfı ve Bizim Mahalle, Kurtlar Vadisi, Benimle Evlenir Misin, Yabancı Damat. Ayben Erman halen tiyatro, sinema, dizi ve sahne çalışmalarına devam etmektedir. Evde nasılsınız? Nasıl bir çocukluk yaşadınız birlikte? Eğlenceli miydi? İtiş kakış olur muydu? Kavga olur muydu? Anlatayım. Bana niye bakıyorsun? Ne dedin anlamadım. Kavga olmaz olur mu? Niye bakıyorsun diyor. Bana niye bakıyorsun diyor. Bir dakika, Ayten abla bir şey yapmış. Şimdi abla, çocuklar, ben onların en büyüğüm. Aralarında da epeyce yaş var. Anaları olacak kadar. Baba hiçbir zaman şey yapmazdı. Abla, ablanıza nasıl sorun. 9 yaşında beni doğuracaktın? 9 yaşında. Kullanmadı sakın. Kızım 9 yaşında kocaman. Kızım senin doğumunu hatırlıyorum ben. Peki. Benim belki anam diyor. Onu demek ama istiyorum. Daha büyüdüğünüz zaman hepinizin anası evet, oldum. Evet. Ana, hani şey için söylüyorum. Anaç. Ha, anaç yani 9 yaşındasın, beni nasıl doğurursun? Ben şey, teknik şeyini kur, teknik ol. Tekniğini anlattı. Allah öyle bana bir kuvvet vermiş, doğurdum. Evet. Ha canım. Sonra ondan nasıl sonra bir şey çocukluk ve nasıl sonrası? Ayşen korkunç esprili, korkunç böyle anlatılmayacak bir çocuktu. Kızdığı yaramaz zaman yaramaz ama sevimli yaramaz. Kızdığı zaman Aypak'la Ayben'in ellerinden tutar babama, hadi de şimdi şey yap, çocuklara bağır, karakola gidiyorum diye alır onları karakola gitmiyor. Adam inanmıyorum ya. Adam erkek kardeşim. O yaşta karakola. Erkek kardeşim de Ayşen'den 1-2 yaş küçük. 2 yaş. Allah rahmet eylesin. Evet. Ve babam bana. Biz o gitti. O da çok erken. Çok gitti. Allah rahmet eylesin. Çok tatlı. Allah rahmet eylesin. Sonra? İşte ya esprileri şey masanın altına girer. Kapıcı kadın olur. Ayben'i de alır karşısına, Aypa'yı da alır, bunları anlatır. Ama diyalekle, taklit yaparak. İşte, Rum taklidi yapar, kapıcı kadın. Rum, Ermeni. Ermeni Rum yapar, Karadeniz yapar, Kürt. Bütün diyalekleri yapar. Şimdi bunlar bu konular ne kadar sevimliymiş o zaman. Bugünlerde bu mevzular biraz sevimsiz ama hale geldi. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben onları nasıl yapabildim dersin evet. Nurseli. Nasıl? Kulağımda o seslerin müzikleri var. Çünkü o zaman Ermeniler, Rumlar, Museviler, Kürtler, Kürtmüş, hep Türkmüş beraber bilmem ne. Hiç öyle bir konuşulmazdı. Mahallede, hiç. Mahallemizde hepsi vardı. Mahallemizin çocukları, arkadaşı, erkek ve kız diye de ayırım evet yok. Mahalledeki arkadaşlar. Böyle, biz böyle öyle konuşuyor. Onların
onların konuştuğu Türkçenin melodisi kafamda, kulağımda ondan. Şimdi var mı? Şimdi. Var mı öyle taklit yapabilen bir oyuncu? Yok. Çok az. Evet. Çok az. Çünkü o zaman ne zamanki iç içe değil mi? Onları kaçırdık. Kaçırdık. Onları rahatsız ettik. Kapı kulplarını ovmayı, hani kaolle bilmem neyle ovulur ya o balatta. Bütün kapı kulpları ovarlarmış. Pırıl pırıl, pırıl pırıl. Herkesin bahçesi değil de kapısının önünde masalar. Akşamüstleri sen börek veriyorsun, o dolma, öbürü kek, böyle. Şimdi birbirimizin gözünü nasıl oyarız? Maalesef. Ama eğer ki biz bir ülkeysek bizim renklerimiz olması gerekir. İşte buyurun. Bunlar renkti. Bir tanesi kalmadı. İyi ki öyle arkadaşlarım. Herkes başka vardı. Bir köşede yaşamaya başladı evet. Sanki. Değil ve mi? Öyle mahalleler de kalmadı. Bitti. Mahalleler. Tabii. Ben mahalle. De aynısı mesela mahalle Balat dedim. Kalmadı. Ben de Sultanahmet Can Kurtaran söylediğim biz gibi. Biz Yeşilköy'de. Mahalle. Yeşilköy'de bütün ben de Pendik. Pendik. Herkes vardı. Ermeni, Rumu, Kürdü, Yazlı evet. Arkadaşlarımız hep böyle. Yani ya. Biz hiç affedersin Ermeni demedik. Yok canım hepsi arkadaşımız, dostumuz. İsmiyle hitap ederdik. Tabii. İnanılır. İsmiyle hitap ederdik. Çünkü Ermenistan diye bir ülke var. Bunu affedersin ne olmaz. Peki biz şeyi söyleyelim birazcık bu konuda. Bu hani çocukluğunuz döneminde yaramazlıkların dışında yani bu kadar Türkiye'yi güldüren olayları yapan çok üç tane okurdu. Kardeş. Çok, üçünüz çok güler miydiniz? Mim çok olan. Eğlenir miydiniz? Çok eğlenirdik. Çok Ayşen'den olmak Allah, çok eğlenirdik. Buna ablam. O kadar değil, o dikiş diker, daha bizden büyük olduğu için, biz daha üçümüz abla. Daha yakın olduğumuz için çok iyi. Yani bu kadar çok oyun oynayan çocuklar yoktur. Artık çocuklar oyun oynamıyor, başka bir şey yapıyorlar. Tabii. Bilgisayar başında. Biz nerede oturuyoruz? Yeşilköy'de. Her dakika uçak. Önümüzden tren gidiyor, havaalanına yakınız. Ne görüyoruz? Uçak. Mayday, mayday, Yeşköy, Yeşköy. Mayday, mayday, Yeşköy, Yeşköy. Tren geliyor. Babam trenden karpuz atıyor bize. Biz gidiyoruz hodur karpuzları. İki uzun bir kısa anneme mesaj yolluyor. Koca gidiyor sirkeciye diye. Demir yolcu. Babam annem bunu, de öyle. Demir yolcuydu yani. Değil mi? Babam kara demir. Makineler ne var ya. Demir yolcu. Evet. Amale. Evet. Oradan annene şey mi? Evet. Tabii düdük çalıyor. Bir uzun atıyorum iki kısa. Anla ki koca geçiyor. Hey, anladın mı? Kaptanlar ya, gibi o. Kaptanlar da düdük götürürler. Hepsinin ayrı düdüğü var. Benim bak şöyle bir şey var. Mesela bahçeye masa hazırlanır. Annem salıncak kurmuş. Biz salıncaklarda masa hazırlanır. Yemekle annem böyle bir kırmızı şeyli falan gürlü sabahlığını giymiş. Buraya bir çiçek koymuş. Biraz. Babam geliyor. İşte babam her gece iki kadehini götürürdü. Annem her yer karanlığı söylüyor falan görsen yani böyle Ayben, bir aile. Ayben biraz anneye mi? Ayben biraz anneye mi sana? Annemin sesi çok güzel. Ayben anneme benzer. Tabii o hani koydu çiçeği falan değil. Yani tabirince kokoş babam muhabbeti. Babam başka annem başka esprileri vardı. Ben yani. Babama benzerim. Ayşen de Rükiye Alam'a benzer. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Alan. Baba da anne de matrak da şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela misafirliğe gidiyoruz. İşte ben güzel çocuğum, abim, Aypak da öyle, Ayten ablam falan. Ayşen ablam akılda kalırdı. Çünkü espri onda, hareket onda, yaramazlık her şey onda. Evet. Zişan Hanım diye bir şeyimiz vardı bizim, komşumuz vardı. Kocası kuafördü. Çok yani çocuklar da onlarla. Erkek berberi. Çocuklar da Ayşe'nin arkadaşıydı. Onun Fikret diye bir oğlu vardı. Ayşen'den böyle geçinemezler. Her gün onlara gittiğimiz zaman bu karakola gidip seni şikayet edeceğim. Oğlana mı? Oğlana. Devamlı korkuyor oğlan değil mi? Hem de nasıl korkmak. Bir de şeyde Ayşen ablam mesela bilmem nerede yangın var. Hemen hepimizi toprağa, şurasında şöyle yangın, bırak ya bir de gidelim biz de bakalım falan. Hayır. Öyle bir anaçlığı şeyi de vardı. Demek koruyucu. Ansiyete o zamandan başlamışlar. Ansiyete. Anneniz babanız da o zaman matrak.
Yani hayatın babam için. Bize bak, halam Karagümrük'te oturuyor. Tabii eskiden Yeşilköy'den Karagümrük'e gitmek, Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na gitmek gibi bir durum var yani. Gidemez. 15 gün bize arkası yarın, mabadi yarın halama git. Yani halamın kapıyı çalamıyoruz, bayram ziyaretine gidiyoruz. 15 gün bunu anlatıyor. Yol bize anlattığı yol bitmeler bilmiyor. Tramvaya biniyoruz, ıgına, duruyor, geri gidiyor tramvay. Ya bunları babam anlatıyor. Annem masal, anneanne, annem pardon Karagöz oynatıyor. Tabii evet, perde yapan Karagöz var. Oynatıyor. Biz biliyoruz, hazırlar, Karagöz kendi hazırlar onları. İnanmıyorum. Evet. Cizmeleri biliyoruz, takmaları. Ondan sonra babam böyle bunları anlatıyor. Şey, Çetin Kaya hattını anlatıyor. Ben Çetin Kaya hattını ben yapmış gibiyim yani. Öyle biliyorum. Şey de sen, anneannem bir masala Şatafol Baba. Evet. Zembille aşağı iniyor. Zembille Şatafol Baba kim? Şatafol Baba masal kahraman. Ne masallar. Ama şey uyduruyor. Sahne. Uyduruyor. Anne, ne tabii masallar anlatıyor. Biz böyle dinliyoruz. Böyle. Ama ne yapsın? Kadın uydurmasın, ne yapsın? Annem babam Ramazan oluyor. Teravih kılınsın, şey bağırış çığırış olmasın diye alıyor bizi. Trenlere bakıyoruz. Bizi götürüyor istasyona. Bakar mısın? Trene bakıyoruz. Trenlere bakıyoruz ya, herkes orucunu açsın, teravihi sessizlikte yapsın diye. Trene bakıyoruz. Marşandiz geçiyor, biz bekleyemeyiz. Bu şey mi? Ya gürültü etmeyin. Tabii yaramazlık yapmayın. Trene bakalım, duralım diye ya. Teravih namazı attı. Ama ya. Neden? Karşı bir kere ayda kafasını sıkıştırmış ya. Onu neyin sahibiydi? Tevfik Tansal. Nerenin sahibi? Antalya. Neydi? Otel. Yok be. Neyse. Zengin. Şeyin kızı. Ama bizden yani... oğullarından arkadaşız, Sabih, Semih bilmem ne filan, hanımı bizlerle, annemle filan arkadaş, bahçeleri kocaman bir bahçe, teravih namazı orada kılınıyor, hoca geliyor orada kılınıyor ve bizim böyle evimizle o bahçe karşı karşıya. Rahmetli erkek kardeşim bir bağır, tam teravih zamanı bir ağlamaya başlıyor. Ne yapsın annem baba? Alıyor onu. Anırıyor ama öyle böyle bir ağlama değil. Anırma. Namaz duruyor. Hoca Allah diyor, o da namaz duruyor. Onun için bizi istasyona gönderiyorlar. Tren geçiyor, seyrediyoruz. Geri geliyoruz. Bitti. Namaz bitiyor. Ya. Yani. Hayatım. Bir de camiye gittik ya. Biz camiye, ne güzel. O zaman şeker veriyorlardı, loko. İçinde de böyle çocuklara. Şey. Küçük. Tabii herkese veriliyor. Orada ezberlemiştik ha bak. Ne? Gül suyu veriliyor. Arkadan Allah diye bir şey asırtlar bir şey oluyor. Sıvazlanıyor. Ondan sonra şeker zamanı. Zaten biz şekeri alıp fın. Gidiyoruz camiye. Seray Park. Koca kafalıydı. Nasıl o kadınlar yukarıda oturuyor. Oradan şey yap, kafayı sok, geri çıkmıyor kafa. Ayba. Mevlüt Ayba. Durdu, kafayı çıkar diye çalışıyor. Oldu, sonumuz oldu. Bir daha cami, mami yok. Yok. Kafa kaldı mı orada? Şimdi sorabilir miyim zar size? Zor zor şeyi çıkar. Şöyle bir Ayba. Hayat yaşamış ve böyle olmuş. Bu oyunculuğa varmış. Ve bu zekada bir insana senaryo... yazacak kafalar var mı acaba? Çok Türkiye'de merak ediyorum. Çok zor. Biz yazarız. Biz üçümüz yazarız. Çok mesela zor. Mesela Ayşen bana şey gibi geliyor ya. Yani hepinize söylüyorum ama. Hani bu biz diyoruz ya işte insanlar birazcık hani sokakta öğrenmeli. Mesela işte. Kesinlikle. Pazarlara çıkılıyor. Tabii. Pazarda biliyorsun. Müthiş espri yapan halktan o çocuklar var. Halktan uzaklaşan oyuncu üretimini de kaybediyor diye düşünüyorum. Minibüsçü. Bak minibüsçüler. Pazarcılar, minibüsçüler dünyanın en iyi esprisini ve reklam jingle'ını bulan insanlar pazarcılardır. Aynen. Yani o kadar ikizlere takke. Öyle bir böyle bir şey var mı? İkizlere takke. Sütyen satıyor ikizlere takke. Sen nereye çeker çocuklara birer tane takkemi alıyorsun?
Yani şu altın ironiye bak. Ben minibüste gidiyoruz. Bir tane yaşlıca bir kadın karşıya geçiyor. Minibüs zar zor çarpacaktı, durdu. Adam açtı camı, şoför. Dedi, teyze bu enişteme benzemez. Altına aldı mı öldürür. Yani böyle bir şey var mı? Böyle bir espri anında üretme var mı? Oyuncu, ya biz zar zor üretiriz bunu. Anında. Anında. Sen bunlardan koparsan bittin. Bittin. Hele işin, hele işin espri anlayışı varsa dünyada. Abi, yürüyüşleri görmüyorsa. İnsanların çeşit 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 yürüyüşü var. Evet. Bak bir İngiliz kendinden emin, omuzları dik, başı yukarıda yürüyor. Çünkü sosyal bütün hakları elinde. Hükümet, devlet bana bakar. Hiç öyle bir yama yok. Diyor, değil mi? Kalsam da verir parayı. Hasta olursam bakacak. Bu var. Bizde böyle. Bugün hangi acaba ilaca? Bakar mı? Ölürsem bir kenarda ne olurum? Cenazemi kaldırırlar mı? Kimsesizler mezarlığına mı gömerler? Yani biz böyleyiz, böyle gidiyoruz. Mesela biz üçümüz bir araya geldiğimiz zaman çocuklar zaten hepsi duya böyle bakıyor bize. Torunlarımız, çocuklarımız. Herkeste birer torun var değil mi? Hepimizde birer. Evet. Onlar ne yapıyor? Onlar eğleniyorlar mı? Eğleniyorlar mı yoksa size? Çok eğleniyorlar. Gülüyor. Siz benim zaten güldürüyorsunuz. Benim torun benden daha şey. Evet. Kim? Benim torun mu? Torun. Benim espri torunum. Olarak... Benim ama torunum mesela Ayşen'e çok Ayşen gibi espriler yapıyor. Benim torunum. Biz durur durur böyle ama hiç. Ama öğreticisi var işte. Yani sizin onlar de... demek ki bir şekilde bakıyor, alıyor. Üçüne iyi anlaşıyor mu üç torun? Ya da çocuklar çok. Nasıl? Evet. Abi. Kuzen hiç. Emre. Kuzen Emre. Kuzen Emre. Benimki Kuzen Emre bayılıyor. Biz uzakta oturuyor. Her zaman göremiyoruz ama yani gene de tabii ki anlaşıyoruz. Tabii. Toplanıyorsunuz. O klasik, tabii, o eski tabii, aile tabii, yaşantısı tabii, sürüyor. Tabii. Yani. Giz tabii. Benim torunumun ismi. Öyle. Giz. Çok güzel bir isim. Evet, değişik bir isim değil mi? Biraz çok. O bizden uzakta oluyor ama gene de geliyor tabii. Geldiği tabii. Zaman çocukları hepsi yani anıyor, biliyor, gelmese bile... Haberi var, kaça geçti. İlk fırsatta gelmezsem şerefsiz kapıdan kovsanız bacadan geleceğim. Yemin ediyorum geleceğim. Bak bu kadarını söylüyorum yani. Açık açık bir yollarında söylüyorum. Geleceğiz. Bittiniz, bittiniz artık benden. Kurtuluş yok. Gel annem gel. Gel çok eğlenceli. Ayten abla ya şeyi söyleyeyim. Böyle mesela her aile böyle anne ve babaya sahip değil. Değil. Yani bir ciddiyettir. Bir köşeli babayım yaşamdır. Ben. Öbürü bir anne. Bir çocuk ortada dolanıyor. Mesela şöyle bir elini çocuğuna süren bir baba yok. Nedir? Şımarır kardeşim. Öbür ya. Tarafta anne vardır. Hani şimdi ben bak yani bir... Karagöz oynatıyor bize ya. Resim yapmayı falan hep annemden öğrendik resim yapmayı. Peki sevgiyi kimden öğrendiniz bu İkisinden. Kadar? Hepsinden. Anneannem ben birinci sınıfta çok hastalandım gidemedim ilkokul birde gidemedim. Beni dışarıda yatakta çalıştırdı kerat cetvelini bile birinci sınıfta öğretti ben pek iyiyle geçtim sınıfı. Anneannem yaptı. Anneannem hakikaten. Bunlar doğal olarak yapılıyormuş ama şimdi çocukları bir at yarışına sokuyorlar. Efendim zaten eğitim evet, sistemi evet. Bir yarış halinde çok evet. Zor. Resim kursu, at binme kursu. Efendime söyleyeyim yüzücülük kursu. Ama ben anne olsam bir de yalnızlık kursu veririm ona. İnsan hayatta yalnızdır çünkü. Yani her dakika onu oyalayacak, onu meşgul edecek bir şey yerine yalnız kalıp kendine yetmeyi öğretmek daha iyi bence. Bir de böyle bir kursu olmalı diyorsunuz. Evet. Anneannem benim çok kültürlü bir kadındı. Okuması yani Türkçe okuması yazması yoktu. 40'ından sonra Türkçe okumayı yazmayı öğrenmiş. Ve Yeni Türkçe. Kocayı boşamış kocayı. Evet, Türkiye'de ilk defa. Daha bile önce. İlk defa Türkiye'de koca boşayan kadın. Niye? Tarih. Bir şekilde tarih. Ama bir şekilde tarihe de geçmişiz. Evet. Yani, evet. Anneanneden. Anneanneden. Sizi saymazsak evet. İlk öyle başlıyor yani. Evet. İlk ya. Ayten abla yani
Baba demir yollarında çalışıyor. Giderken karısına şey veriyor, sinyal veriyor filan. Ve size alıp çocuğumun yeteneği var mı diye tiyatroya gidiyor. Evet. Bakar mısın? Ama bir dakika, Ayşen'i, beni, abimi üçümüzü de konservatuvar imtihanına da götürdü soktu. Yani soktu. Böyle bir... Ben girmedim ama. Sen girmedin mi? Ama bende yetenek olmadığını keşfetti. Çünkü piyano dersine gönderiyor. Bir tane İtalyan neydi? La Fontaine Corgonecinco. Piyano dersi, bize piyano dersi ben de aldırıyor. Ali Kurt var ya, Gökmen ablanın. Ali Kurt'u şeye koyuyorum. Böyle kapı aralığına koyuyorum. Do. Do. Ama yemedi. Bunların ikisinde de bir yok dedi. Bu adam, küçükte var kulak dedi. Bu dedi gelmesin bana dedi. Adam beni boğuyordu. Ben peki, devlet konservatuarını kazandım. Gündüzlü olarak kazandım. Bale bölümünü. Bale bölümünü. Evet. Tabii kulak şart orada yani balede. Tabii. Peki kulak bir şey söyleyeyim. Önce ablama sorayım da. Şimdi bu... Ablam ben miyim? Ablam. Peki. Canım ne istiyorsan ol. Bir tanemizsin. Yengen de olabilir. Efkan abim ben. Ha, çok severdi sizi. Siz de onu biliyorum ben. Resimleri gösterdiniz. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Meryem diye bir filmde oynadı. Efkan Efekan, Muhterem Nur. Aa, evet, evet. Papatya tarlasında onların o resmini unutamam. Evet, çok güzeldir o film. Meryem. Çok yakışıklı çok bir adamdı. Çağlıyor yana yana Meryem diye bir şey. Baki Çallıoğlu. Evet, çok güzeldir. Bak. Ha, ne soruyordun? Ben sorduğum şey şu. Şimdi bu kadar güzel Efkan'ı bir... Efkan'ı çok mu sevdin diyecekti. Bu kadar güzel bir anne baba, bu kadar... Şimdiki anne babalara iki tane laf eder miyiz? Sevgi, şımarık, şımarsın. Şımarsın. Şımarsın tabii. Ya çocuk. Çocuk tabii sevgiyi hissetsin. Sevdiğini belli edeceksin çocuğuna. Ne ben demek anlayacağım. Yani ben? Hava yapacağım. O ta bilmem ne zamandan kalma hani çocuğu okşamaz, uyurken öper falan. Ben bunları kabul etmiyorum. Aynı bir de kabul etmediğim sizli bizli konuşmak. Çocuğum bana nasıl, anneciğim siz, hayır anam diyecek bana. O sevgi değil mi? Evet, o benim sevgi. Benim de şeyim var, arkadaş değiliz, dostuz, arkadaş değiliz, anneyim ben. Ben anneyim ama. Evet. O olsun. Böyle her şeyi bana anlatabilirsin ama ben anneyim. Onu bil mi? Bunu bil. Ha yani evet. O kadar içli dışlı olmayalım. Hayır, ben çok de kızımdan öyleyim dışlı. Ama. Olalım, yani, dostuz, her şeyini bana arkadaşız anlat. Ama anne. Her şeyini anlatır biliyor musun? Her şeyini. Oğlan da benden korkudan, ben bir tek benden hafif tertip korkuyor. Ya hafif tertip. O da diyor ki harçlık vermez yani. Korktu da oyun. Bir de sen sadece mahvolurum diyor. Abi bir... Her şeyini anasına söyler. Bu huyunu çok beğeniyorum. Hatasını da, iyi şeyini de, kötüsünü tabii de, doğrusunu ama da ama şimdiki nesil çok söylüyor. Enteresan bir nesil geliyor. İyi mi geliyor? Çok. Çok zekiler. Öyle yalan konuşmuyor. Indigo mindigo falan direkt, diyorlar zaten. Bizimkiler evet. Onlarınki değil, onlarınki şıpırlanta ay benimki. Benimki indigo. Kristal. Kristal ha. Ha kristal öyle bir şeyler. Benim torun... 2004 doğumlu. İşte onlar felaket. Evet. Çok bir çok de biz daha önceki böyle bir... Biz Muşamba. Ne dedi? Biz Muşamba. Düşünebiliyor musun? Sayılsın 14 yaşında annemle babamı kardeş zannediyordum. Sonra öğrendim. Sonra arayı kapadım ama... Yani biz bizim ben durumumuz de. Şey mi? Yani felaket. Yani şey mi mesela söylerler ya bizim arkadaşlar arasında da var bir şey anlatırken falan ya o çocuğa kızma falan 9 yaşında baba dedi. İşte o durumlar. Durumlar değil mi? Durumlar. Eskide. Aa. Anne madem ki diyorum ki bu abla bu kardeş, öbürü kardeş demek onlar da bir kardeşlerden biri oluyor. Ama çok oynuyoruz, koşuyoruz, denize giriyoruz. Bunları düşünmüyoruz ki. Şimdi bu başı kalkmadan kalkmalar. Daha öyle be abi, kız var mı, herif var mı ortalıkta 12 yaşında. Geliyor bak şu çocuğu beğeniyorum falan. Yoktu ki öyle. Yoktu. Öyle bir dünyamız yoktu, yoktu. Ya. Yoktu. Mahallede de oyun. Oyundu. Oyundu. Bir sinemaya dönelim bir de Ayten ablanın artık. Tiyatrodan sinemaya geçişini bir evet. Şey yapalım. Ay, sonra da biraz sinemaya girelim ha. Ama ne güzel sohbet ederken vallahi görüşürüz. Güzel. Ama tekmili birden.
bizim konuşacağız. Olsun. Olsun. Biz bir de sinemaya bakalım. Ayten abla nasıl sinemaya geçtiniz tiyatrodan? Yani benim aklımda kalan genç kızların sevgilisi. Filiz Akın annesini oynuyordum. Filiz Akın, Göksel Ersoy, Ahmet Mekin. Mekin değil. Ahmet Tarık Tekçe. Yani bunlar oydu. Bir dönemin kötü adı. Onlardı. Aram Gülcüz çekiyordu. Evet canım. Aram abimiz. O zaman tiyatro çok dünyasıyla sinema sevim. Dünyası da iç içeymiş. Yani yönetmenler gelip tiyatro izliyorlarmış. Oradan şeyleri önemli oyuncuları seçip buluyorlarmış. Tabii. Şimdi kim kime dondular. Ayol bana bir tane sette dedim ki tiyatroya gideceğim. Çocuklar biraz çabuk olun yani perde açılacak. Gitmeseniz olmaz mı dedi. Evet. Gitmeseniz olmaz. Ben buna bir şey diyemiyorum siz. Yorumsuz. Yorumsuz yok artık. Şimdi diziler daha önemli olduğu için. Yani tiyatroya gitmeseniz perde açmasanız olmaz bu. Olmaz. Peki sonra ilk film öyle oldu. Sonra arkası geldi işte bir sürü filmler filan. Ya şimdi akılda kalan Tosun Paşa. Şekerpare. Şalvar Davası. Şalvar Davası. İffet. Şaban'ın yani Kemal Sunal'la bir sürü film. Kaç film olmuştur? Onu geçmiştir herhalde. Onu çok geçmiştir herhalde değil mi? Vallahi pek şey ama fazla değil. Benim filmciliğim fazla değil. Tabii Ayşen o konuda. Ayşen. Peki Ayşen 200'ü buldun mu Ayşen? 150-200'ü bulmuşundur. Her gün oynuyorlar. Çok gibi 400 gibi görünüyor. Her gün oynuyor. 1 lira da para verseler 400 lira eder. Her gün doğru söylüyor. Ayıp yani. İnanılmaz. Tabii doğru söylüyor. Bu telif hakları diye bir şey çıkarmayacak. Zaten. Yok. Çıkarmayacak. Yok. Kemal Sunal, Ayşen, Şener, Adile abla, akrabaları. Evet, sülalesi. Biz bile yani biraz durumu toparlarız. Tabii, ne diyorsun? Tabii ya. Tabii. O kadar film çekmemiş olmamıza rağmen. Yönetmen olarak ben de Müjde Arda film çektiğimiz Fatma'sı. Türkan Hanım. Bunların hepsine bir şey ya da Zeki Alasya, Metin Akpınar. Hepsi. O kadar çok insan emek vermiş ki ve o kadar çok iyi oyuncu, tabii. İyi yönetmen. Yani o kadar sinemaya hizmet etmiş değerli insan var ki gerçekten herkes kopuk kopuk bir yerlerde yaşıyor. Ve kendi hayatlarının çaresine bakmaya çalışıyor. Sendikamız olmazsa hiçbir şey olmaz. Bunu da yapacak olan kamera arkasıdır. Onlar sendikayı kuracak, dünyanın her yerinde böyle. Biz destekleyeceğiz. Şimdi oyuncular sendikası var ama şu an... Sendikayı oyuncular olmaz. Olmaz. Gerçek emekçiler diyorsunuz evet. Sendikayı kurarlar. Onlar. Peki siz nasıl çünkü geçtiniz? Çünkü şalter onların elinde. Evet. Sen indiremezsin. O indirebilir. O indirir. Evet. Ama en çabuk atılan da kamera arkasıdır biliyorsun. Ama mesela diziler ekip için ekip olarak gittikleri için ekip olarak birini bulman gerekiyor. Artık öyle çalışıyorlar. Yok yani mesela ön tarafta bir oyuncu giderse hani atıyorum bir şey. Yok şimdi öyle değil. Hayır. Oyuncu diyelim ki oyuncu gidecek falan hemen. Başrolse zaten 3-4 kişiyse onu sizleri kullanıyor yani. Çünkü hani başrol oynuyor falan. Ama kamera arkasından bir yönetmen güle güle, bir ışık güle güle, bir kameraman güle güle olsa kimsenin kılı kıpırdamış olmuyor yani. Fark etmiyor yani. Senaristler tabii. Şey yaptılar, grev yaptılar evet. Amerika'da. Sinema evet. Sektörü durdu, dizi sektörü evet. Durdu. Evet. Ve herkes aynı şekilde hareket etti. Evet. Ayşen abi siz nasıl başladınız sinemaya? Önce televizyon skeçleri mi yoksa sinema mı? Önce sinema var. O da Adil abla. Para kazanayım diye. Komşuymuşsunuz galiba değil mi? Alt üstte oturuyorduk. Adil abla. İlk Hanzo. Kemal'in filminde oynadım. Ondan sonra yavaş yavaş. Ne dedi yavaş. Size yani? Nasıl oldu aranızdaki götüreyim konuşma? Götüreyim ben seni dedi. Bir orada bir şeye ihtiyaç var dedi galiba dedi. Senaryoda bir var dedi. Öyle bir rol var. Sen oynarsın sen onu dedi. Ben de gittim. Güzelce para aldım. Oynadım da. Çok da sevdim. Ondan sonra geldi film şeyleri geldi. Mesela ben Arzu filme girdiğim zaman sokakta yürüyemiyordum. Yani orada meşhur olmadım. Orada sinemayı öğrendim. Disiplinini öğrendim. Ben meşhur olarak gittim oraya. Ha meşhurdum. Meşhurdum. Peki tiyatro bu Zeki Metinler'le kabere falan olduğu dönemde nasıldın Ayşen'cim? Ne gibi? İsmin var mıydı yani? Yoktu. Tiyatroda vardı. Ama yani bir seyircim vardı. Beğenilen tiyatro seyircisi vardı. Beğenilen, sevilen, tiyatrolarda istenen.
Evet. Yani Ayşen olsa ne iyi olur bu sezon denilen bir oyuncuydu. Oyuncu. Zaten hep öyle kaldın. Tabii tabii. Yani ben şimdi... Ama benim zaten orijinim tiyatro. Ama yani şöyle orada kaldın. Yani hep şöyle bir rol var bu Ayşe'nin rolü. Yani peki Ayşen abla, tiplemelere nasıl karar veriyorsunuz? Nasıl besleniyorsunuz? Yani bütün bu gözleminiz ve zekanızın ötesinde özel bir şey yapıyor musunuz? Yoksa kendiliğinden mi gelişiyor her şey? Ben tekste çok bakarım. Yani aplikasyon yapmayayım diye çok bakarım. Zaten tiyatro eserlerinde çoğu hazır geliyor. Yani sana bir yıl done veriyor tiyatro eserleri. Yani açıyorsun öyle bir yerde, öyle bir sahnede senin hakkında konuşuluyor ki sen oradan karakterini yakalıyorsun. Senin evet. gıyabında konuşanlardan bile. İnsanlardan bile, evet. Burada bakıyorsun, bu, seni anlatan bir şey var. Senin söylediğin laflar, o daha kolay tiyatro. Hani zor ama kolay. Ama dizilerde, sinemada da yer yer kolay. Ama dizide çok çabuk 2 saatlik işi bir haftada çekiyorsun. Yani 2 saat bir film zamanı. Ablacığım biz söylüyorduk işte. Çektiğimiz dizilerde. Bir film bir ayda çekiliyor. En hadi baba yani film. Sen onu 5 günde çekiyorsun. 5 günde. Yok böyle bir şey. Yani ancak ne diyeyim ben, delirdik mi? Aptal mıyız? Ya bir şey bunlar yapıyor. Bunu ben yine söylüyorum. Reklam pastası çok büyük değil Türkiye'de. Amerika gibi filan değil Türkiye'de reklam evet. pastası. Fakat buradan çıkamıyoruz. Rating diye bir şey var. 1000 kişinin evine şey koymuş, neyse ki suratı vardır belki. Onları koymuş. Orada ne dönüyor? Ben bilmiyorum ki. Her hafta kırmızı kazak mı alıyorlar bir tanesine? Ama na Mehmet Bey'in dizisini seyret diye. Bilmiyorum ki. Ben onu kontrol edemiyorum ki. Birdenbire o yükseliyor. Abicim ne bu ya filan diyorsun. Öbürünü herkes seyrediyor. O reytingi az geldi oluyor. Kim karar veriyor? Davido neydi? Danny DeVito. Yaptı bunun filmini yaptı. Ratingleri biliyorsun koydu denekleri saldı. Size bir haftalık gezi çıktı, vapur gezisi. Onları bir ay bıraktı. Sonra kendi ratingleri tepe yaptı. Tepe yaptı. Bunun dalgasını geçen bir film yaptı yani. Dalgasını geçti. Ve de baba her şakada hakikat payı ararım tabii. yani. Ama bir dönemde bu konuda laflar çıktı biliyorsun bizde de. Çok. Tabii ki yok, var. Yok denekler bir para alıyor dediler. Yok deneklere işte bilmem ne veriliyor dediler. Hayatım burayı... para almadan neden ben bilmediğim, sevmediğim, hiç beni sarmayan bir şeyi seyredeyim? Beni kontrol eden bir kamera falan mı var orada? Yani. Onu seyretmiyor onlar, bak. Onlar hadi açılıyor. Ben deneyeyim. Böyle dediler bir dönem biliyorsunuz değil mi? Açılıp bırakıyor gidiyorlar işe. Oh. Peki. Sabahtan evet, akşama sabahtan kadar orayı seyret. Orada onu seyretmiş. Peki dizilerde nasıl bir yöntem buldunuz? Yani dizilerde nasıl bir yöntem buldunuz? Çünkü hala deli gibi. Hala deli gibi aranıyorsunuz ve deli gibi çalışıyorsunuz. Filminiz bitti. Cem Yılmaz'ın filmi pek yakında. Şimdi başka bir kanalda Ruhumun Aynası'nda oynuyorsunuz. Ruhumun Aynası'nda oynuyorum. Orada da karakteri çok sağlam bazen vermiyorlar. Yani tam anlayamıyorsun. Çok az veriyorlar. Az evet. geliyor. Ama sen yavaş yavaş deneyimlerinle, gözlemlerinle bir yakalıyorsun. Yani bunu bir karakter yapayım diyorsun. Bu kartonluktan bir çıksın bakayım diyorsun. Ondan sonra tabii ki benim çok bildiğim, nasıl diyeyim, kelime haznem geniş. Eski ve yeniyi biliyorum. Yani okul ve mektebi biliyorum. Hani şey olarak söylüyorum, misal olsun diye. Orada mesela... öyle bir yerine geliyor ki diyorsun ki ben çuguyam tam buram çuguya. Pardon? Ben çuguyam tam buram çuguya. Yani ben ne söylüyorum tam bura neyi tam buram ne çalıyor. Ne çalıyor? Anlatamıyorum ya bunları da süslüyorum ben süslüyorum. Rolü süslüyorum. Olağanüstü bir doğaçlama yeteneğiniz var ama o zaman yani. Var. Supleks. Supleks. Tabii. Sim, iyidir yani ama şu ana kadar bir tek telefonu kaybettiğim şeyde. Çöp çatan halada telefon yok oldu. Benim her şeyim tiyatroda çok düzgün durur.
Bunun işi bitti, bu kalktı. Bunun işi bitti, bu kalktı. Böyleyim. O telefon olmazsa Nursel'i final yapamıyoruz. Uyduramazsın çünkü kızla telefonda konuşuyorum. Yok telefon, gidiyorum, geliyorum. Bir garip bir şekilde giriyorum seyircilere, telefon yok. Çıkıyorum, seyirci böyle kaldı. Ve içimde, şeyimde aklıma şu gelmiyor. O kadar paniğe kapıldım. Ya bir telefon versenize, bulamadım telefonu. Dede oyna. Gelmedi aklıma. Sonra oğlan çıktı bizim. Getirdi bana telefonu. Ben girdim. Dedim ki ekmek tenekesinin içine koymuşum biliyor musun? Yani ben de artık bunamaya başladım. Dedim. Suplex buna deniyor. Ders bir. Ama öldüm ya. Öldüm. Mesela bavulda unuttum lafımı. Şeye dedim ki Melda'ya. Benim serbest bir yerim var. Yani girip çıkıyorum. Senin repliği vermem lazım ki peki, o başlasın. O başlasın. Ya biliyorsun. Bavul tiyatro oynuyor. Tiyatro. Bavul diye. Bavul diye. Dedim Aslı ne dememi istersin? Yani çılgın proje falan bunlardan bahsedebilir. Ah tam onu ben de sana ondan bahsedecektim diye yürüdük gittik. Yani kendi orada bir hani trak geldi falan derler. Trak değil şey bunu mu diyorum? Bunu mu diyorum? Şaşırma. Yani yolunu açık kızın vermem lazım gelen bir replik var. O da diyecek ki bilmem ne de bilmem ne diyecek. O repliği vermezsen bulamaz repliğini. Repliklerin yerini şaşırdın. Ben durdum. Ben unuttum. Repliklerin yerini şaşırdım. Onu mu dedim, bunu mu diyecektim, bunu dedim mi, onu mu... Ne en acısı da o sahne. Ne dediğini istiyor musun dedi. Onu söyle. O da demiş ki bunu dersen iyi olur. Bazı da o kadar karşımda kalmıyor. Almayabilir. Tabii. Çok akıllı dedi. Almayabiliyor, böyle bakıyor. Çok akıllı. Tabii. İşte bu sanatın bir... Yani partnerinin de akıllı olması... Karşısında. Şart. Yani o bir tenis maçı gibi bir şey gerçekten. Yani işte onu da süslüyorum. Ben Ayşen'cim ben şeyi söyleyeceğim ya tabii biz de çok dizi çektik. Hele bu Fatma ile olan dizilerin fazla. En son artık 2,5 sene önceydi. Biz ölüyoruz zannettik. Çünkü biz hani dediğin gibi 20 günde 30 günde filmler. Hadi bazı diziler 10 günde başladı ilk başta çektiğimiz. Başlar hadi öyle oluyor. Yani 8 gün 7 gün falan son artık çektiğimiz dizide de ne olur gözünüzü seveyim 5 gün içinde bitirin. Biz bir girdik çekiyoruz ama senaryoda 37 tane mekan var. 5 gün içinde 37-40 mekan dolaşacaksın ve bunu 5 günde çekeceksin. Of çok zor. Gece durumumuz şu. Saat sabahleyin 7.30'da buluşuyoruz. 8-8.30'da setteyiz zaten Fatma ile aynı yol üzerindeydik. Geliyoruz oturuyoruz 10'da başlıyoruz. 12-1-2-3-6 aşağı yukarı 30 sayfa falan çekiyorsun. Yani 7.30-8'e Fatma'ya biraz kestirsen diyorum. Biz devam ediyoruz. Gece 12. 12'de kalk diyorum. Fato Allah kalkıyor. Çok kalkıyor. Şey yani. Evet, makyajlar yapılıyor. Saat evet diyor. İşte o arada 3 saat dedim. Ne var? Şimdi kızın sokaktan geldi. Çok kötü. Bir saldır ona diyorum. Ha peki diyor. Kalk. Neredesin? Abi gece 3 bitiyor. Arabalara 4'te gidiyoruz. 3 saat uyuyoruz. Zaman zaman setin kenarında bir otel vuruyordu. Dedim ki bir dakika ya ne var? Ölüyoruz herhalde. Bir de ikide bir bize geliyorlar yani. Bak ben oteli de kabul etmem. Hayır. Oteli ben de kabul etmem de artık o kadar ki bitiyor yani. Yarın bitiyor falan gibi. Hani Fatma evine gidiyor da biz 3-5 kişi kalıyoruz bir otelde. O zaman bize daha gazeteci, çok para isterim. Hayır. Çünkü otel taşrada otelde kalırsın dışarı çıktığın zaman. Evine gitmek üzere anlaştınsa. Gideceksin. Ha. Evime gidelim. Başka bir şey söylüyorum bunun arkasından. Bir de mikrofonla geliyorlar ya gazeteci arkadaşlar. Ay Ümit abi ne çekiyorsun ne çekiyorsun? Artık ben en son zamanlarda ne çekiyorsun deyince filmimizin adı Hadi Hadi Çekiyoruz. Dedi. Hadi. Nasıl yani? Hadi. Bütün güzelmiş. Çektiğimiz filmlerin adı. Dizilerin adı Hadi Hadi. Çünkü hadi herkes birbirine hadi abi. Hadi abi. Tam çay içiyorsun. Hadi Ayşen abla. Öbürü Işıkçı. Hadi abi. Abi 12. Işık gidiyor abi. Işık gidiyor abi. Hava geldi. Hava gitti abi. Dizilerin adı Hadi Sessizlik. Hadi. Sessizlik. Bir de bu var. Abi ödüm patlandı. Sesli ama. Sessizlik. Onlar öyle bağırınca ben daha diye bağırıyorum. Bağırsana bir daha. Sessizlik. Abi böyle bir bağırdı. Sessizlik.
ama. Onu da yönetmenler öyle, yapar ama. Yok, orada asistana söylersin ya. Ya da şey sahne yönetmen, sahne amirine de işaret abi. Edersin. O bir sessizlik falan. Ya Ayşen ablanın filmografisine bakalım mı? Bakalım, bakalım ya. Hadi hadi çektin mi hiç? Hadi hadi, hadi hep hadi. Hadi hadi. Dizilerimizin adı hadi hadi. Ayşen. Hangi ya. Yönetmenler, hangi oyuncular geldi geçti hayatınızda? Çok. Mesela en unutamadıklarınız tabii Ertem Eğilmez'i es geçiyorum. Şey Zeki Öten. Uf tabii. Ondan babalar var. Tabii. Atıf abi. Atıf Yılmaz. Osman Seden. Osman Seden. Orhan abi. Orhan Aksoy. Aksoy. Orhan Elmas. Elmas. Elmas nasıl ısırıyordu? Ha? Elmas ya. Isırıyordu. Sizin Orhan Elmas beni ısırmıyordu. Ama öyle bir ısırma huyu çıkarmıştı. Çok severim. Ayşen'le ilk filmim. Benim ilk filmim. Müjde Ar'ın, işte Ertem abiyle konuştu falan. İlk filmimi çekiyorum. Müjde Ar, Sarmaş Dolaş ve Ayşen'im. İlk filmimde bana ne büyük destek. Böyle ne istiyorsun, ne yapıyorsun? Müjde Çünkü de Ertem de. Abinin tabii, değil mi tabii. sizlere gösterdiği bir şey vardı Ertem abinin. Oyuncular... Yönetmene nasıl destek olur? Evet, evet. Örneğidir. Yani yemez onu. Gelir. Onda gelir. Ne var? İkide gideceğim falan. Yok böyle bir şey. Kaça kadar kalırsın? Tabii. Ertem abinin öğrettiği terbiyeydi. Allah'ım onların ekibiydiniz bir şekilde yani. Ertem abi. İşte Ertem değil abi mi? Bize şunu da öğretti. İlk öğrettiği şey set arkası, kamera arkasında setçilere bilmem. Şişt şişt baksana. Demeyeceksin. Yok. Adını söyleyeceksin. Hüseyin, Ahmet, Remzi, neyse. Saygı. Figürasyona sevgi. Havalar atmayacaksın. Hiç. Arkadaş olacaksın. Evet. Sizin de tekim figürasyonda çok şey vardı. Evlerine gidip yemek falan yerdik. Figürasyon vardır ya böyle gelir kaçın falan hiç yok, öyle şey yok. Zaten figürasyon yok. Denmez. Zaten yardımcı oyuncu. Yardımcı oyuncu. FGR diyorlar şimdi bir de kısaltılmış. Kötü FGR. Onlar bayağı. FGR ben ne bayağı dedim bayağı ne demek bu? Ya ne kadar o insanların onlardan ne kadar çok çalışmışlığım var benim. O kadar da saygı görürüm ki öyle bir de saygı veririm ki evet. onlara. O 20 onlar sene beraber bizim kadar çalışmış. Senaryoları bilir, okur, evet. takip eder, öyle gelir. Evet. Çilesini çekerler yani. Evet. Ama ya? Hiçbir zaman Arzu filmde bizden onlar bir yerde, biz bir yerde hayatta öyle bir yoktu. Şey hayatta olmadı. Hiç. İki günlük role gelse Aynen. büyük saygı, büyük sevgi herkes tarafından. Evet. Onun için benim ilk filmimde şansım oradaydı. Ertem abi müjdeyi verdi, bundan çekeceksin. İşte rahmetli Tanju Korel kardeşimiz... Ve Ayşen, Ercan Yazgan. Bütün bunlar var ve bunlar bana nasıl destek, ne istiyorsun? Bir de çok kafandan ne geçiyorsun? Ve bir de şey çektik sonra Ertem abinin verdiği Kızlar Sınıfı. Kızlar Sınıfı'nda bana bir numara yaptınız Allah aşkına ya. Nedir o? Bakar Zaten mısın? Her dakika bir şey oluyordu da. Yani, her dakika bir action bak, vardı yani. Tabii, okulda çalışıyoruz. Ümit gece çalışmayı çok bayılır. Gece. Ben her gece dua ettim. Allah'ım hayırlı bir kısmet çıkar. Şu karısına aşık olsun. Evine gitsin. Ve diyordum ki bak ben sana şeyden akça pakça bir kız alacağım. Sen evden dışarı çıkamayacaksın. Görürsün gününü filan. Fakat şimdi onu çekiyoruz şeyi. Kızlar sınıfını. Bir de bize yemek memek ısmarladığımız yerden bir garson çocuk geliyor. O kadar meraklı ki artist olmaya. Nasıl olacağım? Her geldiğinde bizi rahmetli Savaş'ı, İlyas'ı, beni hepimizi oturtuyor, soruyor. Hadi olur abla bize olabilir. Abi söylesene nasıl olur? Dedi ki çık yukarı. Bak motor stop diyen bir abi var orada. O motor dediği zaman geç kameranın önüne. Kamerayı biliyorum. Yap. Dediniz. Bitti dedik. İş bitti. Şöhret oldun. Sonra bunun gelişini gördüm. Ümit böyle mosmor aşağı iniyor. Anne. Yukarıda benim durumum ne? Yani. İlyas'ta bir şey var. İşte bir zor birileri daha var. Sahne. Rol var yani. Böyle prova yapmışız kaç alacağız falan. Orada işte
İşte böyle birileri var. Çocuklar aslanlar, mastanlar falan. Şuralarıma sızmış o oğlan. Şuralarıma sızmış. Arkalara sızmış. Ha. Şimdi demişler o. Öğrenmiş de motoru bu adam söylüyor falan. Yönetmen bu diye. Ondan sonra bir geldi motor da. Evet İlyas yürü falan geldi. Sol. Kim bu manyak? Nereden geldi falan. Bir anda herkes açıldı. Planlanmış geldi yani. Abi, bir anda dediler ki ne var. Sonra birisi dedi ki abi aşağıdan doldurdular dedi. Negatif çekiyoruz. Negatif. Negatif çekiyoruz. Negatif gidiyor. İlk önce çok güldüm. Aşağı indim. Kapıyı bir açtım. Odadalar ya. Hocam şöhret oldu mu? Kumpas kuruldu yani bildiğiniz. Ya, ben biraz... Güldük o gün. Güldük. Aybe'ne geçmek istiyorum. Sen daha çok tiyatroya ağırlık verdin ama sonradan... Tiyatro. Benim de 12 tane, 13 tane mi öyle filmim var. Ama bir var. Sürü dizi var filan. Dizilerim var. Diziler var. Çünkü ben o zamanlar kantoculuk yaptım. Evet, o kantoya geleceğim ama önce senin de filmografine bir bakalım. Tamam. Sonra tabii çok tatlı halk röportajlarımız var. Onu da yayınlayacağız. Ha. Onun için önce bir evet senin filmografine bir bakalım. Sonra da kanto meselesini konuşalım. Aybencim az buz film değil ki seninki de. Ama bu kanto nereden çıktı? Yani bu kanto merakı nedir? Kanto şöyle çıktı. Şimdi annem gene anne var işin içinde. Böyle iş yaparken falan annem kanto söylerdi. İş yapar, bir yandan da kanto. Ben de bayılırdım, nasıl güzel bir şey bu falan, kanto manto. Neyse ondan sonra ben Uluras Tiyatrosu'nda Gözlerim Kaparım, Vazifemi Yaparım'ı oynarken ilk sahne Şamram Hanım'ın bir kantosundan. Ben de turnelerde onu söylüyorum, böyle otobüste giderken falan. Ulvi dedi ki, sen dedi niye modern kantoculuk yapmıyorsun dedi. Ama Nurhan Hanım çıkmıştı, Damcıoğlu çıkmıştı yani. Niye yapmıyorsun dedi. Pardon çıkmamıştı daha. Hı. Modern kantoculuk falan derken Arif Erkin'den konuştum. Bir sürü Mehmet Hakan'dan konuştum falan. Biz sana bir şeyler buluruz derken Nurhan Damcıoğlu çıktı. Hı. Ondan bir sene sonra falan da tiyatroda para yok, o kadar sürünüyoruz, bilmem ne. Hadi ben de herkes söylüyor. Ben de öyle bir kantoya başladım. Sahneye çıktın yani, evet, kanto söyledin. Evet. Ve o çıkış yani hemen ama, hemen tutuldu. Ne bir kadar sürdü? Dünyanın arkasında. Kantoculuğum. Evet. Ben daha geçen sene Müjdat Gezi'nin tiyatrosundaki Olmasaydın oyununda kanto yapıyordum. Yaparsınız. Siz her şeyi yaparsınız. Bir de sizler diyelim değil mi? Sizler de, her şeyi yaparsınız. Evet. Aybe'nin yaptığı doğru kanto. Başka arkadaşlarımı karıştırmıyorum. Ama Aybe'nin yaptığı doğru kanto. Kanto odur. Kanto öyle ciyak ciyak bağırmak böyle böyle değil. Ya şişman kadınların, çok güzel kadın. Şişman kadınların buradan yürüp yüzlerini hani şey Aybe'nin yaptığı hakikaten doğru kantodur. Yani kantonun doğru olup olmadığı hakkında da pek fazla bilgimiz yok ama. Benim yok. Benim de yok. Benim yani, var. Ama ben kantoların içinde kimleri gördüm. Yani bilmiyorum ama çıktım, beğenildim, çok beğenildim. Zaten filmde... Hemen Maksim'e geldim. Orada da kocayı buldum, bıraktım. Beyaksoy'un. Bir sürü de dizide oynadın ama. Hatta evet, beraber de oynadık. Evet. Yani dizi çalışmaların devam ediyor zaten. O da ediyor. Tiyatroda ediyor. Tiyatroda. Kanto'da. Peki sen... Kanto'da başka akrobasi var mı? Yani trapez var mı? Bu üçünüze de soruyorum. Maksim de çok önemli ama. Beyi Aksoy ile beraber çalışmak bir dönem. Beyi Aksoy'un geliniydi zaten. Yani kızımı babaannesi Beyi Hanım. Orada Beyi Aksoy'un kadrosu oğluyla evlendi. Yani şöyle şimdi Maksim'de, Beyi Aksoy'un kadrosundaydım. Ahmet'le işte beğendi herhalde bir şeyler kısmet. Meşhur Ahmet'i Bey yani. Demek o sizsiniz. Ahmet Aksoy'la evlendi. Ben bir baraj sorusu soruyorum. Oradan da kızım var. Benim kızımın babası kim? Güzel. Kimdi? Baraj sorusu. Baraj sorusu. Şaka söylüyor. İşte. Esprileri vardır. Aman. Onun bir ton esprileri vardır. Bak, yani ben yolda alınır. Gelirken de beraber gelirken de zaten ciddiye bir ayrı alınır. Stand-up yaşandı evet, orada. Ha. Arabada. Arabada stand-up yaşandı yani. Yani o bir laf söyler mesela. Gazetede sen bir okuruz. Sen gördün mü hiç? Kızdığımı. Hayatımda görmedim. Ben de o sette görmedim. Yalnız kızınca
kızınca korkunç. Bir tek şeyde gördüm. Ne o? İşte dedim ya. Biz hani bir arabayla geldik. Orada korku, panik, insanlar şey inip şey başladı. Ya. Ne o? Nasıl oldu? Arkadan kamyon... Sabahleyin geldik değil mi? Özeti bu. Sabahleyin işe gidiyoruz. İşe gidiyoruz. Ben evet. almışım onu. Mecliköy'deyim. Ben aldım Gayrettepe'den, arabayla biniyoruz. Sonrasını biliyor. Anlatsın. Gel sen. Yollar bomboş. Sen gel şey, otobüs değil mi? Hı. Otobüs. Bir arkada bir gümbürtü koptu. Ne olduğumuzu şaşırdık. Öyle bu tarafa öne geç. Duruyor ve öne doğru geç. Biz de indik. Elimiz ayağımız boşaldı. Ne yapayım? Affedersin, affedersin. Onlar bir şey. Oradan dört tane karı sen in. Haydi bu dizgizli. Ulan ölüyoruz. Su verin bir şey. Bembeyaz olmuşuz. İşte orada kafayı hafif tertip üşütmüş. Evet, evet. Ya dur önce bir geçmiş olsun de. Bir sizin şey... bana çarptığınız şeyden iniyorsun. Arabadan otobüsten iniyorsun. Geçmiş olsun bir şeyiniz var mı? Ondan sonra haydi bu dizgizli yap bari. Evet. Öyle bir dumur detayı yaşıyorlar. Ama ne dediğini ya. Biliyor musun? Ne dedim? Ne dedi? Herkes böyle sabah ya, pazar sabahı onlar bir yere gidiyor herhalde. Kapı biz de haydi adamla kapışıyoruz nedir indi. Bir baktım, aa domates güzeli falan diye etrafımıza höt 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 dedi. Höt, höt. Sabah dedi ne? Biz de ölümden döndük. Biz sabah sabah size hıyar güzeli diyor muyuz? Orada ama bembeyaz. Ama çok korktum. Korkmaz çok mıyız kolay. Ya 124? Hayır bir de bekleyemiyoruz. Kalabalık olur, hızlı giden araba. Araba yok. Kimse yok ya. Gelip sağ olsun. Bomboş yolda nasıl buldun? Boş yol, boş, boş. Ayşe, nasıl buldun? Niye geldin? Sete gidiyorduk ya o gün sabah 8, pazar sabahı. Biz sete gidiyoruz. Kimse yok. Kızlarsın ona kimse yok. Uyuyordu. Mutlaka uyuyordu. Kimse yok. Belki onun için de. Adam da panikledi. Nereye vurdun? Kim vardı nedir diye. Orada gördüm senin. Kızdığını işte. O korkuyla karışıyor. Bir de esprilerin vardır senin. Hani böyle bir yani biri beş yaparsın, beşi 500 yaparsın falan. Hemen 500 dedi, bir dedi, 10 dedi falan. Ya bu ya ben Ayşen bak ne ya? Oldu biliyor musun? Biz Oya Aydoğan, ben Nilgün Belgün, başka kim vardı? 4 kişiydik galiba. İşte bir program yaptık Star'a. O 4 tane bir şeydi ama o zaten. İşte böyle aileler geliyordu, oldu bilmem ne bir şeyler filan. Sonra biz canlı programa katıldık. Neydi? Nilgün'ün? Kritik yazar. At kuyruklu. Anladım. Yüksel Aytun. Yüksel Aytun'un programına katıldık. Ay ona sordum kaç kere siz evlendiniz? Evet ben 4 kere. Siz? Ben 2 kere. Siz? 3 kere. Bana sordu 1. Ay ben kendimi bir fukara hissettim. Evlilik fukarası gibi. Aa, dedim ki evet bir evlilik fakat... Yaklaşık 1000-1500 sevgilim olmuştur. Diye bir abuk bir laf. Bir laf. Sıkıntıdan. Laf bütün o sosyal medya yıkılıyor. Patladı tabii ya. Benim oğlan torun da görüyor. Bu ne anneanne nasıl yaptın bunu? Hesapla dedi. Sen otur hesapla olabiliyor mu olmuyor mu? Bilemiyorum. Hesapladı kitapladı. Yok olmuyor anneanne tamam dedi. Sen gene bir de kal dedi. Tabii ya tabii. Peki üçünüz de bu kadar yani şimdi sokak röportajlarını da izleyeceğiz. Yani Türkiye'de sinemaya, her şeye, özel yaşamınızda her şeyinizde damgasını vurmuş insan üç kardeşsiniz yani gerçekten. Anladığım kadarıyla erkekler gelmişler ve gitmişler ve siz hala herhalde. Çocuklarınız ve torunlarınız o devam ediyor. Nasıl ayakta kaldınız? Nasıl birbirinize destek oldunuz? Bütün bu sinemanın zorluklarını, televizyonun bu zorluklarını nasıl atlattınız? Bir fikriniz var mı? Olduğum ya manevi olarak birbirimize zaten şey işimiz yaptık. O kadar destek ki. Sevgi ve üretimle galiba. Tabii. Sevgi, birlikte üretim, üretmişsiniz, tabii. Çok sevmişsiniz. Tabii. Ve kimseye de muhtaç olmadan ayakta kalmışsınız tabii. Galiba. Ama birbirlerini de çok seven... Çocuklarımızı da çok iyi büyüttük, yetiştirdik. Evet. Bir de birbirlerini seven, çok seven... Kime? Mesela ablamıza söylüyorsun,
Ayşen diyor. Ayşe ne söylüyorsun? Ay ben diyor. Evet. Ona söylüyorsun. Yani birbirini seven üç kardeş. Üç A Erbens de diyebiliriz. Erbens sister da diyebiliriz. Tabii. Yani bir ekol burada yatıyor. Tabii, tabii. Sokaktakiler nasıl görüyor bakalım? Hadi bir bakalım. Size Ayşen Gurudağ desem? Yeşilçam'dan tanırız. Yani. Eski tiyatro oyuncusu ve sinema oyuncusu olarak hanımefendiyi o şekilde tanıyorum. Tiyatrocu olarak iyi tanıyorum. Kemal Sunal'ın filmlerinden tanırım. Kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Yani çok nadir oyunculardan birisi. Kemal Sunal, rahmetli, Şener Şen, Münir Özkul, Ayşen Gurudağ. Bunlar, biz bunlarla büyüdük. Domates güzeli desem. Çok sevdiğim bir eski bir tiyatro sanatçısı. Çok fazla kimseye kalmadı maalesef. Çoğu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ayşen de yaşayanlardan, divalardan bir tanesi. Gulyabani filmi, Süt Kardeşler. Şener Şen'le beraber filmin ismi hatırlamıyorum şimdi de. Uçak, pilot falan da Şener Şen. O filmi Münir Özkul falan ama filmin ismini hatırlamıyorum şimdi. Vecihi. Onu hatırlıyorum. Yıllardan beri filmlerini seyrettik, kendisini seyrettik. Çok severim yani. Eski sanatçı. Kemal Sunal, Şener Şen filmlerinden hatırlıyorum. Çok sistemli. Aynı zamanda bir o kadar güler yüzlü hani olarak filmlerinden Şener Şen, özellikle o Şener Şen'le olan ilişkilerini hatırladım ben. Tiyatrocu, kendisini tiyatro ve sinemalardan tanıyorum. Kendisini çok seviyoruz. Çok sevdiğim bir artist yani. Gerçek karakter artist ama. Öyle uydurma falan değil yani. O role adapte olduğu zaman sanki hayat yaşıyormuş gibi. Kız kardeşlerini tanır mısınız? Tanırız. Tiyatro oyuncusu. Cennet Mahallesi'nde falan oynamıştı galiba. Ayten'le Ayben olması lazım isimleri. Evet. İsimlerini duydum. Birini de dizilerden izledim. Evet, tiyatrocu. Tanırım. İzler misiniz peki? Tabii, televizyonda denk geldiğimde izliyorum onları da. Kardeşinden bir tanesi Cennet Mahallesi'nde oynuyorlardı. Ailece artist onlar zaten. Ailece. Halk dediğiniz gibi hani dediniz ya bir espri halkın içinde dolaşmayan koparsa yakalayamaz. Halk her şeyin farkında. Evet. Tabii. Allah'tan her şeyin tabii farkında. Yani birçok profesyonelden daha fazla farkında ve nasıl takip ediyor. En çok kiminle oynamak isterdin Ayşen abla? Üçünüze de soruyorum. En çok kiminle oynamak istersiniz? Ve bundan sonra bir rol oynamak isteseniz en çok demin siz ondan bahsediyordunuz kuliste. Nasıl bir rol oynamak istersiniz? Soru hemen akabinde ikinci bir soru geliyor. Genç oyuncularla ilgili ne gibi tavsiyeler bana mutlaka? Bana mı soruyorsun? Evet, onu da ikinci soru olarak ben ya da birinci bu. Ben herkesle oynarım. Öyle benim illa şundan oynayayım diye bir şeyim yok. Ama yani gözünden ışık aldığım herkesle oynayabilirim. Genç oyunculara gelince çok yetenekli, çok iyi, çok ilerisi için çok şeyler vaat eden gençler var, var. Bir o kadar terbiyeliler. Ben hep gençlerle beraberim. Hem de okulda da beraberim. Onlar da size bayılıyorlar. Ben zaten de onlara bayılıyorum. Ve içlerinde mesela biz daha yeni Ozan'la şeyle Ozan Zafer'le Zafer falan o genç ekiple çalıştım. Yani Cem Yılmaz'ın hepsi benim yaşıma geliyor. Ben onların yaşına iniyorum. Çok eğlendik. Hepsi fevkalade çocuklar ve mesleklerinde de çok başarılı. Allah bir gün bana da sizinle oynamayı, üçünüzle de oynamayı nasip etsin yani gerçekten. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Nursel'i, Cem Yılmaz'la oynayacağım. Hayır oynayacağım. Ben Cem Yılmaz'la oynayacağım dedim ve oynadım. Evet, ben bugünden itibaren zaten söylemeye demek şu anda başladım. Demek ki Cem Yılmaz da ben Ayşen Gurudağ'la oynayacağım dedi. O da aynen. Demek tabii ki bilmiyorum evet ama saygılı çok çocuk. Şimdi bana güzel sorarsanız evet kimle oynamak istersin diye Kevin Costner. Kevin Costner ya. Ama çok güzel bir son filmini izledim. Three Steps to Kill diye Luc Besson'un bir filmi, Paris'te geçiyor. Macera filmi gibi geçiyor ama inanılmaz bir kara mizah. Yani mutlaka onu seyretmenizi isterim. 2014 yapımı evet herhalde.
Özellikle madem çok oynamak istiyorsun. Tabii ki şaka olsun. İnan bana, yanında oynayan kadınlar bizden daha fazla ama değil yani. Ama Kurtlarla Dans var ya. Evet. Kurtlar da dans mıydı? Kurtlarla Dans'tı. Oradaki kız bir daha seyrederseniz bakın aynı ben. Ya. Bana bütün arkadaşlarım da git kendini gör demişti. Aynı ben. Şuramdaki şu şeyim bile böyle konuşurken şuramdaki şeyim bile benziyor. Niye ben kim orada o değilim? Kim o? İşte. Şimdi yaşlı olarak da oynuyor gene Amerikan şeyinde. Evet, o da ünlü bir olduğu yani. Dizilerde de oynuyor. Ayşen kardeş olabilir. Babam bilmiyorum. Amerika'ya gitti. Tren'den gitmiş olabilir. Siz ne oynamak istersiniz Ayten Ablacığım? Valla terbiyeli olan, kabiliyetli olan, bütün gençlerle oynamak isterim. Ayşe'nin, Tevin geçen filmlerin içinde bir işte rahmetli Ertem abiyi falan andık. Ondan sonra o nasıl bir hikayelerdi? Bir namuslu. Şimdi bak, ilk Hababam'da öğretmen şey, olarak idare yani ediyorum şeyi, yarışmayı. Yarışmayı. Ertem abi demiş ki getir bakayım o kızı buraya. Adile ablaya. Gittim. Sete. Ben gittim hemen yarın gel şunu oyna diyecek zannediyorum. Nasıl kavradım ben onu da öyle durdum. Bugün yok. Ertesi gün gene gittik. Yok. Ama sete bakıyorum ne yapıyorlar ha? Tepsileri alıp yemek diziliyorlar sıraya. Ben de. Oraya bir uyum sağladım ben. Allah. Ertem abi belki 15 gün gittim tuzluk gibi oturdum orada. 15-20 gün sonra ve ben meşhurdum ha sokakta gezemiyordum. Bana dedi ki şurada şu kızı oynayacaksın işte öğretmeni hazır ol gel dedi. Gördün rolümü? Evet. İşte ben derken bitiyor. Küçücük bir rol. İyi ki oynamışım. İyi ki oraya uyum. Yani Ertem abi aktörden çok mutfakta ne kadar uyumlu. Aktör müthiş. Hem oyuncu olacak hem de mutfağın tadını bozmayacak. Yani asıl ona önemli. Kamera, yani yönetmen, asistan, yanındaki oyuncu, baş oyuncu, ensemble kenar değil mi oyuncu bu iş yani? Yani dedikodu yapmayacak, hırsızlık yapmayacak olanları ayartmayacak. Ama siz de yönetmensiniz. Biz de ondan öğrendik. Hayır ama yani siz de aramaz mısınız öyle oyuncu ortalığı yani bozmayan, uyum yani sağlayan? Ya, benim en büyük şanslarımdan biri diye başladım. İlk filmim Sarmaş Dolaş ve Müjde Ağar oynuyor ve Ayşen'i veriyor. Ertem abi verdi, Müjde ile çek bu filmi madem çok istiyorsun. Sen yönetmen ol artık dedi. Asistanlık dönemi bitince benim en büyük iki tane başrol oyuncum var içeride. İkisi de ben yönetmenlik falan nasıl ya, iki kişi var senin yanında kolunda alıp seni götürüyorlar. Yani öyle geldim kaçtım çekeyim yönetmen o söyledi indireyim aşağıya boş vereyim tavır getireyim. O kadar muhteşem bir iki insanla çalıştım ki. O zaman Cem Yılmaz boşuna tutturmamış yani değil mi? Ya sizinle çalışacağım diye. Hakikaten ondan çalışmak istedim. Çok çok severim ben. O da senden, çok o da senden çalıştığı için mutlu olsun. Mutlu. Çünkü biz de yani bir de zeka, yani terbiyeler, adaplar, görgüler ve aynı zamanda kültür ve aynı zamanda zeka birlikteliği olursa işte o zaman şaheserler çıkıyor ortaya. Ama şunu söyleyeceğim yani ben Yılmaz Güney'in bile yönetmenliğinde oynadım bir filmde Vurguncular'dı galiba. Oynadım ama sizden hiç yani çalışamadım. Sizin yönetmenliğinde çalışmadım. Ama ben onu ilk başında söylemiştim değil mi? Ayşen'le çalışmaktan evet. İkinize de vaktim olmadı ablacığım. Vaktim zaman olmadı. Evet. Ama bundan sonra olacak. Ayşen çünkü artık başkalarıyla çalışıyor. Peki Ayten ablacığım siz şarkı söylediniz mi operetlerde ya da müzikli oyunlarda şarkı söylediniz? Evet. Sesiniz güzel midir Ayben gibi? Nadine yok kulağı iyidir abla. Evet. Siz? Ben Melih Kibar'a gözlüklerini kaybettirdim. Neden? Bunu da yok. Dinleyelim de kulak sonra. Yok diyor. Kulak yok. Nasıl kaybetti aman gözlüklerini? Yavrum o ses notada yok diyor çocuk. Ben Allah söylüyorum Allah. Oluyor. Allah Allah. O zaman gözlükleri kaybetti adam. Bir de ben haklıyım diyorum yani. Böyle çıksın daha iyi diyorum. Çünkü notada yok. Yani not olarak karşılığı. Notada karşılığı. Evet sevgili seyirciler biz de bugün gerçekten müzikte olmayan notalarla beraberdik. Hakikaten
herkese Allah böyle konuk nasip etsin, böyle program nasip etsin. Başka ne söyleyeyim? Böyle dostlar. Şu andan itibaren de bu üç harika insanla bir gün çalışabilmek için evrene gerçekten sonsuz bir enerji yolluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, ellerinize sağlık, beyninize sağlık, yüreğinize sağlık. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşlarımıza, bütün ekibime. Evet. Ağzının içine bakıyoruz ki bir şeyler daha söyleseler, bir espri daha çıksa, bir şey daha yumurtlasalar, ne kadar istiyoruz yani. Son cümleleri onlara bırakıyoruz. Evet. Öyle kapatıyoruz. Ne isterlerse söyleyebilirler. Buyurun. Biz gerideyiz. Abladan mı başlayalım? Evet. Abladan benden baş. Mi başlayacaksınız? Evet, senden çocuklar, havalandırmak istiyorum. Neyi? Kendimi. Niye? Çok sıcak geldi. Çok çok hakikaten. Çok mu sıcak oldu? Çok sıcak oldu. Ben de acaba konuşmalarımız mı sıcak oldu da? Yok. Çok iyi niyetim. Ne kadar? Olsun, Gülben'e de Ayben diyorlar. Fark etmiyor. Bana Perran diyorlar. İkimiz tek E var. O da tas onlara doğru, onunki başta. Perran diyorlar. Perran diyorlar. Ben de kız diyorlar. Herkesi çok seviyorum. Herkese mutluluklar diliyorum. Hepinizi seviyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kadar. Çok mutlu. Ayşen'cim, iyi ki varsın. Ben teşekkür ederim. Ben bu ülkeye dirlik, düzenlik. Amin. Kardeşlik, birbirini anlamak, bağırıp çağırmamak, etrafımızda olanların bir ayırdında olmak ve lütfen ötekileştirmeden birbirimizi anlamak, empati yapmak diliyorum. Lütfen, burası Türkiye, başka yerimiz yok gidecek. Lütfen birbirimizi anlayalım, dinleyelim ve empati yapalım. Sen, ben, o yok, biz varız. Teşekkürler. Teşekkürler. Son cümle.